Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel ve aydınlık insanları, günaydın efendim herkese. 26 Mart tarih Perşembe sabahındayız. Oldukça yoğun bir günün, gecenin sabahındayız aynı zamanda. Elbette ana gündem maddemiz sağlık. Koronavirüsünün sağlık anlamında ülkemizde geldiği nokta, hangi noktadayız? 47 yeni 47 toplam vaka sayısındayız. Dün kafaların karıştığı pek çok gelişme yaşandı. Yine Mausa'dan gelen Salamis Otel'le bağlantılı yeni vaka haberlerinden bahsediyorum. Yeni testler yapılmıştı. Testlerin tümünün pozitif çıktığı söylenmişti. Ardından da Lefkoşa'ya testlerin yeniden yapılması için vakalar Lefkoşa'ya getirilmişti. Akşam saatlerinde polislerin sonucunun negatif çıktığına dair bilgi geldi. Ardından tüm vakaların pozitif çıkan vakaların negatif çıktığı belirtildi. Şimdi iki konu var bu noktada. Bu bir iddia olarak ilk önce ortaya atılmıştı. Sonra polislerle ilgili durum bakan tarafından açıklandı. Tümü negatiftir gibi bir durum da var. Kafa karışık. Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda net bir açıklama bekliyoruz. Sürecin tamamı hakkında da daha sık bilgilendirilmeyi istiyoruz doğrusu. En azından basın camiası olarak bunu söyleyebilirim. Daha sık bilgi paylaşımı bekliyoruz Sağlık Bakanlığı'ndan. İlle bakanın değil yani bu açıklamayı yapması, ama gün içerisinde belki birden fazla, çünkü bulaş artık yerelden yerele olduğu için bundan sonraki sürecin çok daha sıkı takip edilmesi gerekiyor. Olayın ciddiyetinin farkındayız ve üzerimize düşeni yapıyoruz, ama kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına mesela bu sabah yayına gireceğim ve polislerin negatif olduğuna dair bilgi var. Diğer vakalar ile ilgili somut herhangi bir şeye ulaşmak çok da mümkün değil. El yordamıyla iş yapmaya çalışıyoruz. Daha saat ne olursa olsun, artık öyle bir dünyadayız ki her saat her konuda bilgi paylaşımı yapılabiliyor. Daha şeffaf, daha açık, daha hızlı ve gün boyuna boyunca bilgilere ulaşmak istiyoruz doğrusu. Bunu buradan belirtmiş olayım. Şimdi 47'ye yükseldiğine dair vakaların açıklama var. Bu konudaki durum hakkında net açıklamayı Sağlık Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Onu söyledikten sonra ekonomi konusuna geçelim. Çünkü evet, düne kadar daha çok sağlığa odaklanmıştık. Ekonomik belirsizliği ise hükümetin açıklayacağı paket doğrultusunda bakalım ne çıkacak o paketten diyerek ötelemiştik. Hükümet de ötelemişti. Pazartesiden salıya, salıdan çarşambaya sarktı. Dünse açıklandı. Kimilerine göre daha fare doğurdu. Kimilerine göre zaten ne bekliyordunuz? Kısıtlı imkanlar hükümetin de elinde bulunan, dolayısıyla yapabileceğinin en iyisini yaptı diyen bir azınlık da var, ama sektörel bazda baktığımızda ne özel sektörü tatmin etti, kamu anlamında da çok ciddi itirazlar var. Ve tüm sektörlerden üçüncü ülke vatandaşlarıyla alakalıysa adeta ne haliniz varsa görün denildi. Bunun da ciddi tepkiyle karşılandığını söylemek lazım. Belediye emekçileri sendikalarındansa, sendikasındansa ilk somut tepki geldi. Onlar üyelerine gönderdikleri mesajlarla bu sabah için işbaşı yapmayın dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi anlamında Mehmet Armancı bugün bir video yayınladı. İşçilerin yanındaydı. Birazdan bunlara da göz atacağız. Yine yoğun bir güne başladık. Elbette ekonomi gündemimizde olacak. Biz yaklaşık bir saat sonra Emre Değirmencioğlu ile birlikte olacağız. İktisat Bank Hazine Grup Müdürü. Evet, o bir bankacı. Banka cephesinden de vatandaşın bankalardan beklentilerini de soracağım ona. Ama hem global bank, dünya artık eskisi gibi bir yer olabilir miydi de konuşacağız. Hem de mikro bazda ülkemizde hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketini de konuşacağız. Hiç kuşkusuz yaklaşık bir saat sonra. Ama ondan önce genel duruma, az önce şöyle ana hatlarıyla çizdiğim çerçeveye birazcık derinlemesine bakalım isterseniz. Az önce de belirttim, Sağlık Bakanlığı'ndan net açıklama bekliyoruz, ama dün gece itibariyle ülkedeki vaka sayısı 47.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüsü vaka sayısı 3 kişi daha artarak 47'ye yükseldi. BRT'ye açıklamalarda bulundu Sağlık Bakanı Ali Pilli. Yapılan testlerin sonucunda 3 kişinin daha pozitif çıktığını açıkladı. Akşam saatlerinde 2 kişinin yapılan testler sonucu pozitif çıktığını açıklayan Pilli günün ikinci açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam rakamın 47'ye yükseldiğini söyledi. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören iki Alman vatandaşının durumunun ise ağırlaştığı belirtiliyor. Onların solunum cihazına bağlandığı noktasında bilgi geldi. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklaması yine gece geç saatlerde Salamis Otel'de personeller için yapılan hızlı testlerde pozitif çıkan 7 polis memurunun Lefkoşa'da yapılan testlerinin negatif çıktığı yönünde. İşte kafalar burada karışıyor. Çünkü o hızlı testlerin yapıldığı herkesin sonucunun negatif çıktığı söylendi. Hal böyle olunca da hızlı testler doğru sonuç vermiyor mu? O zaman niçin bu testler alındı? Yorumları da yapılıyor haklı olarak. Gün boyunca cevap arayacağımız sorulardan bir tanesi de bu olacak hiç kuşkusuz. Hükümetin açıkladığı paket noktasında ilk somut tepki belediye emekçileri sendikasından geldi. Başbakan Ersin Tatar'ın dün ekonomik tedbir paketini açıklamasının ardından tüm kamu görevlilerinin maaşlarından %25 gibi bir kesinti öngörülüyordu. Belediye emekçileri onlara en çok ihtiyaç duyulan dönemde ekonomik tedbir paketinde alınan bu karara tepki gösteriyor. BES tüm üyelerine bir mesaj gönderdi, işbaşı yapılmamasını istedi. Sabah saatlerinde bir açıklama ve video yayınlayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı ise işçilere yanınızdayım mesajı verdi. Mehmet Armancı işçilere yanınızdayım mesajı verdi. Duydunuz sesi zannederim, duyuldu mu arkadaşlar ses? Ben içeride duyamadım. Yeniden dinleyelim eğer tamamı duyulmadıysa. Çünkü sabah saatlerinde gelmişti. Tekrar verelim Gizem onu, sonra ben devam edeyim. Ben de sizi alkışlıyorum artık. Buraya yazdık. Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da alacak. Söke söke alacak. Ben hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bütün toplum adı. İlk günden beri elinizi kayanın altına koydunuz ve çekmediniz. Biz de bunun karşılığını vermek lazım mükellefik. Ben hepsiniz arkadaşlar, demin de yaptım, şimdi de yapıyorum. Herkes saat 8'de birini alkışlar. Ben de sizi alkışlıyorum artık. Mehmet Armancı belediye emekçilerine, işçilere bu zor dönemde üstlendikleri görev nedeniyle teşekkür etti. Yanınızdayım dedi ve o da emekçileri alkışladı. Tıpkı sağlık personeli için günlerdir yapılan o alkışlar ve teşekkür gösterileri gibi ben de sizi alkışlıyorum dedi. Konu bundan sonra nereye evrilir? Gerçekten belediye hizmetlerine bu kadar ihtiyaç duyulan bir dönemde, özellikle sağlık söz konusu olduğunda nereye doğru gider? Açıklanan bu paket üzerinden, %25'lik kesinti üzerinden yapılan verilen bu karar uygulamada bizi nereye götürecek? Bu da gün içerisinde cevabını aradığımız sorulardan bir tanesi hiç kuşkusuz. Devam edelim, güneye bakalım şimdi. Güneyde de bir bebek olmak üzere, hem de 3 aylık bir bebek olmak üzere 8 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Toplam vaka sayısı 132'ye çıktı. 8 vakadan ikisi güneyde. Avrupa ülkelerinden gelen 4'ü teyit edilmiş vakayla temas yoluyla bulaşmış kişi. 2 vakanın tıbbi hikayesi araştırılıyor yerel bazda. Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve onunla yakın temasta olan Rum Başkanlık Sarayı çalışanlarına da koronavirüsü testi yapıldı. Covid-19 testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Kısmi sokağa çıkma yasağının üçüncü günüydü dün. 39 kişi daha tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre dün sabah saatlerinden akşam 18'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi. Böylelikle ilk gün 42, ikinci gün 48, dünse 39 kişi hakkında işlem uygulanmış oldu. Türkiye'ye gidelim şimdi. Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi açıklama. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca koronavirüsü salgını nedeniyle dün 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 561 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Toplam hasta sayısının 2433'e yükseldiği Türkiye'de can kaybı sayısı da 59'a çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 33 yaşındaki Dilek Tahtalı da var. Tahtalı Türkiye'de hastalık nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu. Buradan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz? Ben gencim, bana bir şey olmaz dememek lazım. Dünyanın pek çok ülkesinde herhangi bir hastalık geçmişi olmadığı halde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenler de var. Dolayısıyla giderek olayın ciddiyeti anlaşılıyor ve evde kalma konusu daha ciddiye alınıyor ülkemizde. Ama hani en yakınımızda Türkiye'ye bakacak olursak, orada 33 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği durumundan da yola çıkarak söyleyebiliriz ki çok daha fazla ciddiye alınması gerekiyor. Rakamlar Türkiye için bunu söylüyor. Ülkemizde ise resmi sayı 47. Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan net bir açıklama bekliyoruz doğrusu. Şimdi konumuz hem ekonomi hem elbette ilk başta sağlık. Ama örneğin bir Kanada değiliz. Çünkü Kanada Başbakanı diyor ki sizin sağlığınız bizim için, bu devlet için her şeyden önemli. O yüzden siz hiçbir şeyi düşünmeyin, iyileşmeye bakın, sağlığınızı korumaya bakın. Ondan sonra düşünürüz, karar veririz. Evet, bizim ekonomimiz zaten böyle bir kriz olmadan önce de kötü bir ekonomiydi. Dışa bağımlı bir ekonomiydi. Hal böyle olunca hükümetin de kaynakları sınırlı, ama dün açıklanan o paket toplumun çok büyük bir kısmını, iş çevrelerini tatmin etmedi. Peki bundan sonra ne olacak? O tablo daha pozitife evrilebilir mi? Açıklanan ilk paketti çünkü bu. Tüm bunları konuşacağız. Elbette dünyanın genel durumuyla alakalı olarak da konuşacaklarımız var. Emre Değirmencioğlu'na bırakıyorum onları konuşmayı. Ama sizlerden gelen yorumlar da bizim için çok önemli. WhatsApp hattımızın numarasını verelim Gizem. Özellikle dün geceden itibaren 3. ülke vatandaşlarıyla alakalı çok sayıda mesaj alıyoruz. Sosyal medyada da çok ciddi özellikle 3. ülkelerden gelip burada hali hazırda çalışanların sistem dolu mesajları var. Onlara da kulak vereceğiz. Paketle ilgili açıklamalara, onların sosyal medyaya yansımalarına yer vereceğiz ve elbette koronavirüsüyle alakalı çağrılar da var. Hala yapılması gerekenler olduğu yönünde, onları da birazdan getireceğim ekrana. Ama hızlıca bir manşetlere geçelim. Hangi gazete hangi haberlerle çıkmış bugün, ön sayfalarını oluşturmuş, hızlıca bakıyoruz. Kıbrıs'la başlayacağım. Ekonomik önlemler paketi, ekonomik ve mali önlemler paketi hükümetin aldığı Kıbrıs'ın bugünkü manşeti. Başbakan Tatar, hükümetin koronavirüsüne karşı aldığı ekonomik tedbirleri açıkladı. Faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına aylık 1500 lira destek, virüsle mücadele için diğer bütçe ödeneklerinden 30 milyon lira kaynak sağlanacak. 3 aylık süre için 5000 lira üzeri maaşlarda %25 kesinti yapılacak. En yüksek maaş 8500 lirayı geçmeyecek. Bu süre zarfında Bakanlar Kurulu tarafından devlet kurum ve kuruluşlarında aktif, sürekli ve elzem görev yürüten personelden maaş kesintisi yapılmayacak. Bankalardan temin edilecek kaynakla 100 milyon liralık fon oluşturulacak. Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına aylık 1500 lira destek sağlanacak. Mart-Haziran döneminde oluşacak hayat pahalılığının eşel mobil sistemi çerçevesinde maaşlara konsolidasyonu durdurulacak. Ek mesai giderleri, ek ödenekler ve katkılar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yasa gücünde kararname ile yeniden düzenlenecek. 27 Mart'ta başlamak üzere takas odası haftada 3 gün olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cuma açık olacak. Ekonomik önlemlerin ardından manşette ise sayı artıyor denmiş. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi. Turistlerin kaldığı otelde görev yapan tüm personele de
test yapıldı. 5 yeni vaka, 2 Alman turistin durumu ağırlaştı şeklinde yansıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Vaka sayımız 47'ye yükseldi. Şu an tedavi görenler arasındaki 2 Alman ise solunum cihazına bağlandı. Bu arada ülkede karantinada tutulan turistlerin konakladığı otellerdeki çalışanlara da test yapıldı. Otel çalışanlarından alınan numunelerden biri tekrarlanacak. Polislere yapılan testlerde ise pozitif vaka tespit edilmedi. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta 1'e 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni vaka tespit edildi. Sayı 132'ye yükseldi. Türkiye'deki durumsa 59 can kaybı şeklinde yansımış gazeteye. Kimseyi memnun etmeyen paket havadisin bugünkü sürmanşeti. Hükümet koronavirüs salgını çerçevesindeki ekonomik önlemler paketinin birincisini açıkladı. Kamu çalışanlarıyla tüm emeklilerden 5000 lira maaşın üzerinde alanlardan %56'ya kadar kesinti öngören paketle piyasa 1,5 milyar lira kaynak oluşturulması öngörüyor. Üst tavan 8500, en yüksek maaş bu olacak. En üst baremdekilerden %56'dan aşağıya doğru azalan şekilde kesinti yapılacak. 5000 lira ve altında net maaş alanlardan kesinti yapılmayacak. Haziran ayına kadar öngörülen paket çerçevesinde oluşturulacak kaynakla Bakanlar Kurulu kararıyla kapalı olan iş yerlerindeki personele 1500 lira maaş takviyesi yapılacak. Kapalı olan iş yerleri ve çalışanlarının ertelenecek 3 aylık borçlarının faizi ise oluşturulacak fondan karşılanacak deniliyor bugüne yansımış durumda. Beklenen pek çok radikal önlem alınmadı bu pakette. Birazdan onlarla ilgili sosyal medya yorumlarına da bakacağız. Ölüme terk edildiler. Logo yanından görülmüş, ardından manşete bakacağım. Birleşik Krallık Kıbrıs'ı Türk Dernekleri Konseyi'nden tüyler ürperten iddia. Tedavi için İngiltere'de bulunan onlarca Kıbrıslı Türk'le iki charter sefere yetişemeyen onlarca öğrencinin de yer aldığı yaklaşık 200 kişi orada mahsur kaldı. Ölüme terk edildiler deniliyor bugün logo yanında. Havadis gazetesinde. Felaket büyüyor bugünkü manşet. Koronavirüsü salgını alınan tüm tedbirlere rağmen adanın hem güneyinde hem de kuzeyinde yayılmaya devam ediyor. Kuzeyde dün rakam 47'ye, güneyde ise 132'ye ulaştı. Kuzeydeki vaka sayısı 47. Salamis Otel çalışanları, orada görev yapan polisler ve temas ettikleri kişilere 244 hızlı test yapıldı. Testlerden 38'i pozitif çıktı. Bakan Pilli gece geç vakitlerde yaptığı açıklamayla garanti testler sonucunda 3 kişi de daha koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle garanti testlerle onaylanmış vaka sayısı 47'ye yükseldi deniliyor. Temas korkusu, Salamis Biotel'de pozitif olduğu kesinleşen vakaların ardından söz konusu çalışanlarla temas edenler tespit edilmeye başlandı. Temas yoluyla virüsün hızlı şekilde artmasından endişe edilirken teması tespit edilenler gözetim altına alındı. Güney Kıbrıs'ta dün yapılan koronavirüs tahlil sonuçlarında 8 yeni pozitif vaka belirlendi. Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 132'ye yükseldi. Tekin Arhun'dan 1 milyon 600 bin liralık destek denmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katma değer yaratan önemli gruplarından Kapital Grup. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kapsamında devlete ödediği vergilerin yanı sıra Covid-19 salgını ile ilgili Maliye Bakanlığı'na ekstra bir ödeme yapacak, o açıklanmış. Pilli 2, Doktor 38 dedi. Kuzeydeki çelişkili haberler toplumda panik yarattı diyor Afrika gazetesi. Sağlık Bakanı Ali Pilli dün toplumumuzda 2 yeni pozitif vaka tespit ettiklerini, böylece kuzeyde toplam vaka sayısının 44'e çıktığını söyledi. Gece saatlerindeki açıklama yok Afrika gazetesinin haberinde, onu belirtelim. Belli ki gazete daha erken gitti matbaaya. 47 yeni rakam ama şu buradaki çelişkili durum, yayını açarken söylediğim daha sık ve daha nasıl diyelim, daha interaktif bilgilendirme bekliyoruz. Yani ortaya bir iddia atıldığında o iddiayla alakalı özellikle sosyal medyada bunu döndüre döndüre, köpürte köpürte, sanki çok biliyormuşuz gibi herkesin yaptığı yorumların önüne geçmek için günlük saatler belirlenebilir. O saatlerde vaka sayısı artmasa bile, inşallah artmaz zaten, ama artmasa bile durum şudur.
hastaların durumu şudur, 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 şudur bilgilerinin daha çok verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten kafalar çok karışabiliyor rakamlar konusunda. Ya da işte bizim köyden vaka çıktı, orada şu oldu gibi iddialarla sosyal medyada insanlar galeyana gelebiliyor. Çok küçük bir toplumuz. Lütfen daha sık bilgilendirme yapınız. Buradan Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Bakan Sayın Ali Pilli'ye, bürokratlarına sesleniyorum. Basın camiası olarak bunu bekliyoruz gerçekten. Daha sık bilgilendirme. Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Zafer Erdoğmuş'sa Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 yeni pozitif vaka saptandığını açıkladı. Kesin sonuçların dün gece belli olmasını beklendiğini de söyledi, ancak geç vakte kadar elimize ulaşmadı diyor. İşte ondan sonra negatif olduklarına dair bilgi paylaşıldı. BRT'ye açıklama yaptı Bakan Ali Pilli polis memurlarının durumuyla alakalı. Genel o hepsinin test sonucu negatiftir diyebiliyor muyuz şimdi? Ya da asıl açıklama beklediğimiz konu şu, hani daha hızlı sağlıklı açıklama bekliyoruz dediğim konu şu: bu hızlı kitler yeni geldi biliyorsunuz ve zannediyorum bu kadar geniş kapsamlı olarak ilk orada kullanıldı. Yanlışım varsa elbette bakidir, hata yapma payım, ama orada kullanıldı. Şimdi bu hızlı kitlerin eğer bu kadar herkes üzerinde yanlış sonuç vermesi gibi bir durum söz konusuysa, o zaman bu kitlere nasıl güveneceğiz ya da niçin aldık, acaba daha farklılarını mı almak durumundayız bundan sonrası için gibi sorular da var kafamızda. Onların bugün yanıt bulmasını bekliyoruz doğrusu. Hükümet destek paketini açıkladı diyor Afrika Gazetesi, o da sıralamış. 6 bin lira net maaş alandan %16, 10 bin lira alandan %24, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından %56'ya varan kesintiler yapılacak. Mart'tan Haziran'a kadar oluşacak hayat pahalılığının eşel mobil çerçevesinde maaşlara konsolidasyonu durdurulacak. Siyasi partilere katkıdan ileriki dönemde ödenmesi koşuluyla %25 kesinti yapılacak. Şimdi keşke 6 ay değil de daha da ötelenseydi şu seçim. Ya böyle bir dönemde hani herkes fedakarlık yapsın ve sosyal adalet, sosyal devlet anlayışıyla bu kriz yürütülsün çağrılarını yapanlardan bir tanesi de benim. Ve bu konuda yürütülen kimi ekonomistlerin hani birazcık daha sosyal adalet penceresinden bakan kişilerin verdiği örneklerden yola çıkarak herkesin maaşı eşitlensin gibi radikal önlemler de alınabilirdi de anlatıyorum, ama ne şartla? Kredi ödemeniz mi var? Durduruyoruz biz bunları şu kadar süreyle. Elektrik, su, düşünmeyin bunları bu sürede, biz üstleniyoruz onları. Siz gıda, hijyen ürünleri, bunlar için vergiyi şu oranda düşürüyoruz, daha ucuza alabileceksiniz. Siz kendi sağlığınızla, sevdiklerinizin sağlığıyla ilgilenin, diğer konuları biz hallederiz diyebilecek bir yapı var mıdır bizde? Olmadığını gördük, ama yapılamaz mı böyle bir şey? Herkesin maaşı belli bir süre eşitlensin ki o zaman adaleti görelim. Ya da siyasi partiler, daha sonra ödenmek üzere %25 kesinti yapılıyor. Şu an daha fazla kesinti yapılsın mesela, niçin olmasın? Niçin en üst kademedeki Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, bakanlar da niçin belli bir süreyle aynı parayı almasın? Kim buna itiraz eder böyle bir dönemde, böyle bir süreçte? Zannederim fedakarlık yapılacaksa yapılmalı ve herkes bunu zaten kabul eder diye düşünüyorum, ama toplum da şunu görmeli. Evet, orada yani en üstte her şey yapıldı. Siyasi partiler %25 değil, durdurulsun, tamamen kesilsin. Hani seçim kaygısı da olmasın bu süreçte. Daha da ötelensin. Yani derdimiz şu an seçim hiç olmasın, onu hiç düşünmeyelim. Daha sonra ödenmek üzere %25 kesinti. Çünkü kulağa, gerçekten vatandaşın, hepimizin kulağına hayır yeterli gelmiyor. Öyle olunca da işte kendilerinden yapılan kesintiyi sorgulama ihtiyacı hissediyor tabii ki herkes. Çünkü yeterli bulmuyor üst kademede yapılan kesintileri. Daha fazlası yapılabilir diye düşünüyor. Bankalarla alakalı farklı açılımlar getirilebilirdi.
en zenginlerle alakalı, yurt dışında, yurt içinde, sadece Türk lirası değil, döviz mevduatı bulunanlarla alakalı, övündüğümüz, listelere giren iş insanlarıyla teşvikler verdiğimiz, yıllarca bu memlekete yatırım yapması için teşvik ettiğimiz iş insanlarının böyle bir süreçte daha ön planda ve evet, dar gelirliğe göre daha çok katkı yaptığını görmek istiyordu halk bu pakette. Gördük mü? Hayır. O yüzden işte itirazlar daha da yayılacaktır, yaygınlaşacaktır ve daha korkulan senaryo insanların ocağında yemek pişmemeye başladığında ne olacak? Yani sadece sağlık, sadece ekonomik boyutunu değil, sosyal boyutunu da, adli boyutunu da konuşmayacak mıyız o zaman bu konuların? Önemli bunlar. İşte o yüzden tatmin olmadı vatandaş diyoruz zaten. Yeni düzen, kamuya kesinti, özele fatiha. Ya özele de hiçbir şey yok artık. Fatiha, üçüncü ülkelerden gelenler de gömüldü zaten. Yani hani artık onlardan hiç bahsedilmedi. Başlarının çaresine bakacaklar artık denildi adeta. Bir de işin bu boyuta var. Yani kademe kademe. Memurlardan kesintiye, memur kamu çalışanlarından bir kısmı itiraz ediyor böyle bir ortamda. Evet, doğrudur. Herkesin ödemesi, herkesin bir hayat düzeni var ama olağan dışı bir durum. Şimdi onların itiraz ettiği bir durumda kamunun hali, özelin hali ortada. Onu da geçiyoruz şimdi. Bir de üçüncü ülke vatandaşları var. Hani esameleri okunmuyor. Böyle bir durum. Kamuya kesinti, özele fatiha, üçüncü ülke vatandaşları zaten yok. Zaten yok. Başbakan Ersin Tatar diyor ki bize öyle bilgi verildi. Zaten onlar döndüler ülkelerine diyor. UBPHP hükümeti toplumsal dayanışma için birinci ekonomik tedbirler ve destek paketi diyerek açıkladı maddeler. Yeni Düzen gazetesinde de sıralanmış durumda. Sigaralara paket başına 1 lira artış, alkollü içki fonlarına zam, 33 maddelik ekonomik önlemler, ekonomik kararlar bugün sıralanmış durumda. Kapalı iş yerleri Mart sonu gelir vergisini gününde öderse %10 indirim alacak. Kapalı nasıl gelir vergisi ödeyecek? Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarına zamanında ödenmesi halinde %15 indirim. Yani hadi Mart ödendi, Nisan'da insanlar bu haliyle nasıl zamanında ödeyecek elektriği? Şu bekleniyordu oysa ki vaktinde ödemekten ziyade çok ciddi bir düşüş. Çünkü insanların elektrik kullanımı da çok arttı bu süreçte. Herkes evinde, makineler harıl 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 çalışıyor. Dolayısıyla daha radikal, daha kapsayıcı kararlar evet bekleniyordu. Da açıklanıyor, bir kez daha göz atalım. Yeni düzene yansıdığı şekliyle güney 132 vaka, kuzey 47 vaka, toplam 179. İyileşme güneyde 8, kuzeyde 29. Taburcu etmiştik hastaları, biliyorsunuz. Alman turistleri, güneyde 3 ölüm var, ülkemizde yok, öyle de kalmasını diliyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 462 milyon euro bütçe önlemi deniliyor. Oradaki önlemler açıklanmış. Bir de 220 bin çalışan ve 31 bin kendi işinin sahibi olan kişiye ödeme yapılacak. 180 milyon euro çalışanlar, 20 milyon euro kendi işinin sahibi olanlar, 20 milyon euro ebeveynler, 15 milyon euro hastalık izinleri için kullanılacak, 11 milyon euro turizm, 3 milyon euro eğitim, 15 milyon euro üniversite öğrencileri, 198 milyon euro sağlık için harcanacak deniliyor. Bugüne yansımış durumda oradaki önlemler. İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha Covid-19'dan yaşamını kaybetti. İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs olan 78 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mehmet Abdurrahman yaşamını yitirdi deniliyor. Diyalog. Zor günler demiş. Hükümetin açıkladığı 33 maddelik ekonomik paket vatandaşları ve sektörleri memnun etmedi. Kamuda en düşük maaş 5000, en yüksek 8500 olacak. Sıralıyor. Belediyelere ve siyasi partilere devlet katkısından %25 kesinti yapılacak. İşte bu durum tepkiyle karşılanmıştı. Birazdan açıklamalara, sosyal medya yansımalarına göz atacağız. Belediyeler ayakta, grev kapıda deniliyor. BES'in ilk olarak tepki gösterdiği durumda buydu zaten.
Yaralar zor sarılacak. Yeni Bakış'ın manşeti bugün koronavirüsü salgınından inşaat sektörü de nasibini aldı. Yeni Bakış'a konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer ve İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca yaklaşık 20 bine yakın işçinin ülkesine geri döndüğünü söyleyerek inşaat sektöründe işlerin durduğunu belirtti. Acaba bu mu söylendi? Başbakan Ersin Tatar bize öyle bilgi verildi demişti ya, acaba bu bilgi mi? Zaten üçüncü ülke vatandaşlarının çoğu ülkesine döndü dedi. Bize öyle bilgi verildi dedi dünkü toplantıda. Acaba bu bilgi miydi o? 20 bine yakın işçi ülkesine döndü. Burada da ben inanıyorum ki bir o kadar insan var. Hadi bu ayı atlattılar çünkü artık işverenlerinin, patronlarının uhdesinde onların ne olacağı. Hadi işverenler de en pozitif halimizle düşünelim. Öyle olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin iyi kalpli, güzel, aydınlık insanlarının elinden geldiğince elbette zor durumda bırakmayacağına inanıyoruz. Öyle düşünüyoruz çalışanlarını. Ama hadi bu ay bitti, iş yeri kapalı. İkinci ay ne olacak bu insanlar? O konuyla ilgili işte sorulara yanıt alınamadı. Yokmuş gibi davranıldı bu insanlar. Mutlu değiliz deniliyor. Hükümet koronavirüsüne karşı aldığı ekonomik tedbirler ve destek paketini açıkladı. Tatar, halkımızın önüne bu şekilde çıkmak çok zordu. O yüzden herkesten anlayış bekliyoruz dedi. Elbette hükümetin kaynakları da sınırlı. Bunu zaten görmezden gelmiyoruz. Dolayısıyla çok fazlası beklenmiyordu ama fedakarlık yapması noktasında işte çok daha bu ülkenin fedakarlık yapabilecek kesimi var yorumları yapılıyor. Kesinti anayasaya aykırıdır. Hükümetin açıkladığı ekonomik tedbir paketi tepki topladı. Bazı sendika temsilcileri hükümetin patronlara sözünü geçiremediğini belirterek herkesin elini adaletli bir şekilde taşın altına koydurmadığına vurgu yaptı deniliyor. Bugüne taşınmış. Zor günler başladı diyor haberci. Başbakan Ersin Tatar COVID-19 tehdidiyle mücadele eden hükümetin aldığı ekonomik tedbir paketini açıkladı. Diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf 30 milyon lira kaynak. 3 aylık süre için tüm kamu ve kuruluşlarında net 5 bin lira alan çalışanlara değil 5 bin üzerindeki maaşlardan kesinti. Kamuda en yüksek maaş 8500, %56'ya kadar kesinti. Mart-Haziran 2020 döneminde hayat pahalılığı duracak. Ek mesai giderleri 1 Nisan'da yeniden düzenlenecek. Sağlık ve eczem hizmetlerde kesinti yapılmayacak. Bütçeden katkı alan belediyeler ve siyasi partilerden %25 kesinti yapılacak. Reel sektöre 750 milyon lira destek verilecek. Noktaları bugün öne çıkartılmış. Haberci de logo yanında korkulan olmadı deniliyor. Test sonuçları negatif. Karantina altındaki Salamis Otel'de görev yapan polis memurlarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı deniliyor. Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları seferber olurken her geçen gün vakaların çoğaldığı ülkemizde bazı hekimler elini taşın altına koymamak için her şeyi yapıyor. Felaketi yaşıyoruz denmiş. İpler Salamis'te koptu. Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Salamis Otel'deki gayri ciddi karantina koşulları nedeniyle koronavirüs otel içerisinde ciddi şekilde yayıldı. Sosyal medyada dışarıda gezen, otel dışına çıkan, otel içerisinde serbestçe dolaşan, hatta yemek sırasına giren turistlerin görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Birçok Alman turistin yanı sıra otel çalışanları ve otelde görev yapan polis memurlarına da koronavirüsü bulaştı diyor haberci. Ülkemizde koronavirüsüyle mücadelede sadece devlet hekimleri olan 11 kişilik enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanları görev yapıyor. Özel sektörde çalışan doktorlar ise mücadelenin dışında, hatta sadece onlar da değil, devlet hekimlerinin birçoğu da elini taşın altına koymuyor. Güney Kıbrıs'a göre vaka sayısı oranlarının yüksek olduğunu belirten bazı uzmanlar, vaka sayısının artmasının kaçınılmaz olduğunu ve ilerleyen süreçte sağlık sisteminin çökeceğini söylüyor. Böyle bir durumda İspanya'da ne oldu? Devlet biliyorsunuz bütün özel sağlık kurumlarını kamulaştırdı böyle bir süreçte. Öyle bir şey mi olacak? Onun olabilmesi için nasıl bir altyapı gerekir? Hangi şartlarda devlet böyle bir şey yapabilir? Yapabilir mi? Onların da herhalde konuşulması gerekecek. Çünkü devlet olanaklarının ilk baştan beri söylüyoruz. Ne personel,
ne ekipman anlamında yeterli olmayacağını, bu işin büyümesi durumunda, şimdi büyümesi ihtimali bazı kesimlerce yeni yeni anlaşılıyor. Aman çok büyütüldü, bu kadar önlem de fazla diyenleri bile duyduk geçtiğimiz haftaya kadar. Dolayısıyla bu işin sadece doktorlar değil, devletin bu konuda daha farklı bir yöntem izlemesi gerekecektir. Eğer vaka sayısı artarsa, korkulan olursa. İşte tedbirler özel sektörde işsizliğin önlenmesi için ciddi katkılar yapılacak demiş Güneş Gazetesi, sıralamış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü kaydeden Başbakan Tatar, ekonomik heyetlerin de görüşmeye devam ettiğini belirtti. Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan o paketin açıklanması sırasındaki dün gerçekleşen o açıklama Bakanlar Kurulu'nda olmadı. Oturma düzeni biliyorsunuz daha seyreltildi. Bu tarz önlemler alındı dünkü toplantıda, onu da belirtelim. Ama paketin içeriği noktasında Başbakan Tatar özel sektörde işsizliğin önlenmesi için ciddi katkılar yapılacağını vurguladı deniliyor. Dünkü açıklamada bir de dikkat çeken konu hangi sektörler sorusuna somut bir yanıt alınamadı. Meslektaşlarımız oradaydı, sordular hangi sektörler spesifik olarak, yanıt alınamadı mesela. Herkesin gözünün kulağının bu toplantıda, bu basın açıklamasında, bu ekonomik ve mali önlemler paketinin açıklanacağı toplantıda olduğu bir gün bu soruya yanıt alınamadı. Pek çok konu muğlak kaldı. Bu da yine tepki topladı doğrusu. Halkın sesi, tepki çeken paket diyor. Neler var pakette? Onlar sıralanmış. Hükümet 33 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı ancak sektörleri ve çalışan kesimi tatmin etmeyi başaramadı. Özel sektör beklediği desteği bulamadı. Banka faizleriyle ilgili herhangi bir karar alınmadı. Bugüne taşınıyor. Diğer gazetelerden de aktarmıştık. Sigara ve alkollü içkilere zam yapılacak. Elektrik faturalarında normal ödeme dönemi içinde ödenmesi halinde %15 indirim uygulanacak şeklindeki maddelerde öne çıkarılmış halkın sesinde. Acı tabloya 3 aylık plan Star Kıbrıs'ın manşeti, ortada acı bir tablo var. Önümüzü göremiyoruz, artık biz bizeyiz, elimizdeki imkanlar bu kadar diyen Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu sonrasında 33 maddelik ekonomik tedbirler paketini açıkladı deniliyor. İşte paket diyerek görmüş. Salamis'te korkutan şüphe şeklinde de aktarmış, negatif çıktığı sonuçların belirtiliyordu. Detay gazetesindeyiz. Kamuya tırpan, özele vaat şeklinde görüyor Detay. Maaşlara tırpan demiş. Özel sektöre Nisan ve Mayıs'ta şartlı destek. Açıklanan ekonomik paketle özel sektörde kapatılan iş yerlerinde çalışanlara, işverenlerinin belli şartları yerine getirmesi durumunda Mart ayı dahil olmayacak şekilde Nisan'la Mayıs aylarında 1500 lira maaş desteği yapılacak. Özel sektörde çalışan on binlerce kişi açıklanan paketi kağıttan kaplan şeklinde yorumladı deniliyor. Kıbrıs manşet, ekonomik örgütlerden Erdoğan'a çağrı içeren manşet, sür manşetine taşımış o bildiriyi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine destek vermesi hayati önlem taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu deniliyor. Bankalara söz geçiremediler. Ekonomik tedbirler ve destek paketi Başbakan Tatar tarafından açıklanırken banka kredi faizlerinde yeni düzenleme getirilmemesi tepkiyle karşılandı. Ekonomist Mehmet Saydam hükümetin aldığı kararları çok sert bir şekilde eleştirerek hayal kırıklıkları yaşadıklarını söylemiş. Hükümet iç borçlanma için bankalara ihtiyacı olduğundan vatandaşını banka faizleri karşısında ezmiştir. Yazıklar olsun size hepinize. Bankaların yüksek faiz uygulamasına yok diyemediniz. Dahası siyasi parti ödeneklerinden anca %25 kesinti yaptınız ve hala o koltuklarda mı oturuyorsunuz? Cumhurbaşkanı da hükümet edenler de kalkın o koltuklardan hemen. Sırf iç borçlanmada bankaları kullanasınız diye faizleri durduramadınız demiş, bugüne yansıyor Volkan.
Sabır, dayanışma ve topyekun mücadele sözlerini bugün çekmiş manşete. Faiz oranlarını düşürün diyor Sunacak gazetesi. Haberatör maaşlarda %25 kesinti manşetiyle çıkmış durumda. Bugüne taşınıyor haberler. Bu haberler ön plana çıkartılmıştı. Sizlerden gelen yorumlara bakalım. İnşaat işçisi, pek çok arkadaşım var diyor Serdar Ak. Günlük alan, günlük geçinen insanlarız. Bizlere bir şey düşünülüyor mu? 40 senedir burada doğduk, büyüdük, devletimize güveniyoruz demiş. Biz de güvenmek istiyoruz Serdar Bey. Biz de bu sorulara yanıt arıyoruz. Günlük aldığı sıcak parayla evini geçindiren insanların durumuyla alakalı da dün herhangi bir açıklama olmadı. Elektrikler kesilecek mi diye bakana soruluyor bu dönemde ödenmeyen elektrikler. Bakan ben bilmem, el sen bilir diyor. Maalesef bu bakan 22 yıldır siyasetçiyim diyebiliyor yorumu yapılmış. Ödenmeyen faturalar nedeniyle bu süreçte kesinti olacak mı? Gayet yerinde bir soru. paketle alakalı yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Üçüncü ülke diye tutturdunuz. Biz küçük esnaf ne yiyip ne içecek içeceğiz söyleyin. Sonra diğerlerine bakarsınız. İş yerini kapat dedi. Bakanlar Kurulu kararıyla iş yerini kapatanlar için söylüyor Ali Önsal. Bizim ailelerimiz, biz ve bizim ailelerimiz ne olacak? Ali Bey, elbette tüm kesimler için konuşuyoruz. Sadece üçüncü ülke vatandaşları için konuşmuyoruz. Sürecin başından beri zannederim, eğer seyrediyorsanız bu ekranı, bu programı, her kesim için, her kesimin beklentileri olduğundan bahsediyoruz ama şunun da vurgulanması gerektiğine ben şahsen inanıyorum. Her kriz dönemi en çok en dar gelirliyi vurur. Şimdi hani bu sürece dair olarak kötünün de kötüsü diyebileceğimiz durum içerisinde, hani kötünün de kötüsü kötü olduğu bir durum içinde bulunuyor diyebileceğimiz insanlar ne yazık ki üçüncü ülke vatandaşları, çünkü burada herhangi bir destekleri yok, aileleri yok, bir elçilikleri, bir konsoloslukları yok ve barınma koşulları bundan birkaç hafta öncesine kadar gördük bir inşaatta ne koşullarda barındırıldığını. Şimdi birazcık daha genel düşünelim lütfen. İçinde bulunduğumuz durumun nedeni sağlıkla alakalı bir kriz ve uygun hijyen koşullarında bulunmamız, ellerimizi hangi sıklıkla yıkıyoruz her birimiz, bunun için suya, hijyen maddelerine ihtiyaç var, her birimizin bu anlamdaki masrafı ne kadar arttı, her bir hanenin farkında mıyız bunların? Dolayısıyla eğer bu insanların o ihtiyaçları karşılanmazsa, o insanlar için ilk olarak elbette ne yapacak, ne edecek, ne yiyecek bu insanlar diyoruz. İlk olarak bunu söylüyoruz. Toplum sağlığı anlamında da eğer yeterli hijyen koşullarına sahip olmayan gruplar doğarsa bu toplum sağlığı içinde iyi olmayacak. Yani lütfen büyük resme bakmaya çalışalım. Birazcık sözüm size değil, genel olarak hani bırakın onları diyebileceğimiz bir durum yok. Hepimiz aynı gemideyiz burada. Ekonomik olarak da aynı gemideyiz. Elektrik faturamı ödemezsem benim de elektriğim kesilebilir. Bir vatandaş sormuş, ödemezse ne olur diye. Siz de ben de hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz birer potansiyel virüs taşıyıcısı. Hepimiz bir virüs taşıyıcısıyla temas etmiş olabiliriz markette, orada, burada. Artık içinde bulunduğumuz durum bu. Dolayısıyla vazgeçelim bence onu boş ver de beni gör demekten. Hepimizin aynı adalet duygusunu hissetmesi gerekiyor. Sağlık anlamında da, ekonomik anlamda da, hasta olduğumda ben iyi bir sağlık hizmeti alabileceğimi bilmek istiyorum. Siz de istersiniz, öyle değil mi? Ekonomik anlamda da ben şu an faturalarıma odaklanmak istemiyorum, sağlığıma. İşte kamu görevi yapıyorum, işime odaklanabildiğim kadar odaklanmak istiyorum. Yani ben derken hepimiz için konuşuyorum ve bu şartların yerine getirilmesini istiyorum, talep ediyorum. Çünkü devlet var. Dolayısıyla birazcık daha geniş bakmamız gerektiğini düşünenlerdenim ben bu konuda. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. O düşüncelerinizi de paylaşın. Okuyalım. Küçük esnaf ne olacak? İşte dünkü paketi dinlediniz. Ne olacak? Orada sektörler belli değil.
Ya öyle bir durum var. Çıkan durum bu. Özel iş yerleri olan aile işletmeleri geçimini buradan sağlayan kesimlere ne verilir? Ben anlamadım. Para yok, ek kazancımız yok. Pek çok kesim bu şekilde. Para yok, ek kazanç yok. Devletin de vaktinde ödenen vergilerle alakalı indirimi söz konusu. Öyle bir durum. Konuğuma geçeceğim birazdan. Emre Değirmencioğlu, İktisat Bank Hazine Grup Müdürü. Bugün bir bankacıyla birlikteyiz. Elbette vatandaşın bankalarla alakalı da pek çok beklentisi vardı. Onları da soracağım. Global bazda da soracaklarım var. Sizlerden gelen yorumlar. Engelliyim diyor örneğin bir vatandaşımız. Engelli çalışanın maaşından kesinti yapılması ne kadar doğru? Bu konuyla alakalı herhangi bir dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında engelli ya da değil ayrımı ben işitmedim. Doğru söylüyorsunuz. Bu ülkede çalışan kamu görevlilerinin %80'inin maaşının yarısı bankaya borca kesiliyor. O da doğru. Pek çok mesaj, hepsine değinmeye çalışacağım. Şimdi hızlıca dün itibariyle yapılan yorumlara, bu ekonomik önlemler paketiyle alakalı yapılan yorumlara bir bakalım. En çok belediyenin ilk somut tepki göstermesi üzerinden konuşuyorduk. Mehmet Harmancı örneğin o konudaki tepkisini şöyle dile getirdi. Sabah saatlerinde yayınladığı videoyu da sizinle paylaşmıştım. Bu bölümün sonunda tekrar paylaşırım. Toplumun en yanındaki kurumlar olan belediyelerden %25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım, sadece koronavirüsü mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon. Yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat %1'e düşmüş durumda. Borcu dolayısıyla kapalıyken açtığımız su saati sayacı 300 civarı. Çok üzgünüm hem de çok diyor Mehmet Harmancı. Gerçekten belediyelerin gerek 65 yaş üstüne gerek. Örneğin bu dönemde herkes evinde ve daha fazla su harcanıyor. Dolayısıyla daha fazla belediye emekçilerine görev düşüyor ki o suyla alakalı giderlerin boşaltılması için eskiden bir yapılıyorsa şimdi 5 yapılması gerekiyor. Daha fazla tüketim evlerde, çöpler daha fazla çıkıyor. Her anlamda sahada olan belediye emekçilerinin işi zorlaşmışken kaynak noktasında %25 bir kesintiye gidilmesi noktası Mehmet Harmancı'nın tepkisini aldı. Savaş Bozat yine. BES anlamında iyi bildiğimiz bir isim. İlk ve anında tepki belediye emekçileri sendikasından geldi diyor. Bugünden itibaren dün paylaşmıştı. Yarından itibaren işbaşı yapılmayacaktır. Canına dişine takan herkes evinde karantinada otururken çöpünüzü temizleyen işçiler elzem servisler kapsamına alınmazsa ve bir de devlet katkısından %25 kesinti yapılırsa bu kararı sadece selamlamak kalır bizlere diyor Savaş Bozat. Şimdi elbette eylem kararı, daha doğrusu işe gitmeme, iş başına geçmeme kararı alındı. Fakat böyle bir sağlık konusunda olağan dışı bir süreçten geçerken sahadaki eğer belediye emekçileri işte çöp toplamaz, diğer hijyen koşullarında eğer gereği yapılmazsa toplum için başka tehlikeleri de beraberinde getirecektir hiç kuşkusuz. Mehmet Harmancı'nın yorumu bu yöndeydi. Erhan Arıklı, ne mi düşünüyorum? Beceriksiz, korkak bir hükümetle sonumuzun karanlık olduğunu düşünüyorum. Kör tuttuğunu öpermiş misali bizim hükümette bordro mahkumlarını tuttu, onları öperek krizden çıkacağını düşünüyor. Gerçekten üzgünüm ve çocuklarımız için endişeleniyorum diyor Erhan Arıklı, bugüne yansıtıyor. O atasözünü kullanmaktan hiç hoşlanmam. Zaman zaman kendi dilimde hiç olmayan, hiç kullanmadığım sözcükleri buradan alıntılayarak kullanmam gerekiyor ama rahatsızlık duyduğumu da söylemek isterim. Engelli bireylerle, farklı gruplarla, farklı kişilerle alakalı genellemeler içeren ya da olumsuz tablo oluşturan ya da nasıl diyelim tiye alan atasözü ve deyimleri kullanmayı da sevmiyorum. Hiç alakası yok diyeceksiniz ama dil bence çok önemli. Dolayısıyla paylaşmış olmaktan çok mutlu değilim. Salahi Şahiner daha fare doğurdu. Bakanlar Kurulu'nun merakla beklenen ciddi ekonomik tedbirleri maalesef boş çıktı. Kamu çalışanlarının ve kamu kaynağı kullanan kurum çalışanlarının maaşlarından kesinti piyasayı daha büyük bir çıkmaza sürükleyecek.
Özel sektör çalışanlarına yapılacak olan katkıda ayrımcılık kabul edilemez. Özel sektör çalışanlarına 2 ay 1500 lira katkı yapabilirsiniz ama sektörlerin ayakta kalması için gerekli önlemleri almazsanız ortada 2 ay sonra ayakta kalan şirket bulamayacağız. %50 kayıt dışı ekonomimiz varken bu krizin ekonomik boyutlarını aşmanın kapılarını uzaklarda aramamak lazım diyor CTP milletvekili Salahi Şahiner. Yine bir CTP'li vekil, o da özellikle sağlık boyutunda ele aldığı ekonomik paketi, halkın hükümete bu parayı miras olarak değil ödünç verdiği unutulmamalıdır. Hükümetin açıkladığı paketin ilk cümlesi Covid-19 tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalarda kullanılmak amacıyla diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edilerek 30 milyon kaynak sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşük olmasını sağlayan en önemli unsur kamusal sağlık hizmetlerinin güçlü ve örgün olmasıdır. Aksi takdirde hele böylesi bir kriz ortamında sağlık hizmetlerinin finansmanı büyük sorun oluşturur. Hükümet aldığı kararlarla bütünlüklü sağlık hizmeti veremez bir noktaya gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Hükümetin bu süreçte tasarruf edilen bütçeyi ne amaçla nerelerde kullandığını şeffaf bir şekilde halkla paylaşması boynunun borcudur. Halkın hükümete bu parayı miras olarak değil ödünç verdiği unutulmamalıdır. Söz konusu olan halkın parasıdır, hükümetin değil diyor Slavu Sarıncıoğlu. Hasan Kahvecioğlu, UBP-HP hükümeti bankalara zırnık dokunamadı. 3 ay kredi faizlerini dondurmalarını bile sağlayamadı. Gücü memurlara ve özel sektör işletmeleriyle çalışanlarına yetti. Adaletsiz bir paket bu. 5-10 kişi çalıştıran ve kapatılan özel işletmeler çalışanlarıyla birlikte bu krizin faturasını ödeyecek. Memurlar ödeyecek ama açık kalan bankalar taşın altına elini koymayacak. Başbakan da ekranda minnet ricayla kendilerinden faizleri düşürmelerini isteyecek. İşte krizi yönetmek buna denir. Koca bir maşallah size diyor Hasan Kahvecioğlu. Bu konuyla alakalı. Nevzat Özkunt, varlık vergisi salınmalıydı. Bankaların 3 ay süreyle kredi mevduat faizleri durdurulmalıydı. Kamuda daha radikal tasarruf tedbirleri alınmalıydı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nden dış kaynak çalışmaları daha aktif yapılmalı. Olmadı, olmadı diyor o da bu paketle alakalı olarak. Abdullah Korkmasan, sözde toplumsal dayanışmayı öngören ekonomik önlemler paketiyle zenginler, sermaye grupları, bankalar korundu. Krizin yükü kamu özel emekçilere, dar gelirli halka, küçük ve orta düzey işletmelerin omuzlarına yüklendi. Sırtımıza yüklediğiniz yükün altında siz kalacaksınız. Bıçak kemikte diyor Abdullah Korkmasan da gelinen bu aşamayla alakalı olarak. Hasan Karlıtaş, 2 haftadan beri ülke gündemi koronaydı. Bu akşam ekonomi konuşulmaya başlandı. Hayat devam edecekse ki bir biçimde devam edecek. Bu süreçte eşitlik ve adalet kavramları çok önemli. Bu dönemde eşitsizlik, bazı kesimler bedel ödemezken bazılarının mağdur edilmesi düşüncesi ve işsizlik kadar zor bir durum olamaz. Korona günlerinde halkın karamsarlığa değil, ülke gerçeklerini de bilerek dayanışma ruhuyla umuda ihtiyacı var diyor örneğin. Ercan Hoşkara, kriz dönemlerinde zengin ve güçlü devlet olmak işe yarar. Güçlü devlet bir nevi vatandaşın sigortasıdır, kötü gün dostudur. Maalesef bizde böyle bir devlet yok, olsun diye bir derdimiz de hiç olmadı. Aksine her şeyi özele devretmenin ne kadar iyi bir şey olduğunu topluma anlattılar, durdular. Çok büyük zenginler yaratıldı ve onlarla gurur duyuldu. Araba da yaptılar, uçak da aldılar, bankalar da kurdular, ilk yüze de girdiler. Elektrik de verdiler, su da getirdiler, otel de yaptılar, turist de getirdiler. Tabii ki devletle bu kadar başarı için biraz destek olmalıydı, oldu da ama devletin kendisi hep fakir ve güçsüz kaldı. Dolayısıyla hükümetler hep Türkiye verirse krizi çözer noktasında oldu. Evet, geldiğimiz noktada durum ortada. Devletin gücü bu kadar. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin verdiği belli. Hükümet yere göğe sığdıramadığı zenginlere, bankalara dokunma cesaretini gösteremiyor diyor. Ercan Hoşkara'nın yorumu buydu. İş çevresinden bir isim Ali Başman. O da diyor ki devletimiz açıkladığı ekonomik paketi esefle dinledim. Sonra kaçırdığım bir şey var mı diye bir kez daha okudum. Bir ekonomik pakette devletin hiç mi direkt katkısı olmaz? Yazıklar olsun. Kamu çalışanından yapılan kesintiyle finansman sağlayarak özel sektör çalışanına katkı yapıyor. Kamu çalışanının günahı ne diye sormuş bugün Ali Başman, yaptığı paylaşım bu yöndeydi.
Tüm vergileri birkaç ay öteliyor. Sanki birkaç ay sonra bir şey değişecekmiş gibi kiraları öteliyor ve ne acıdır ki mal sahiplerinden yıl sonuna kadar 10 ay süreyle stopaj almayalım. Bundan yaratılacak finansmanla da kiracılara en azından bir ay kira ödemesin bu sıkıntılı dönemde bile diyemiyor. Bu paket halkımızı rahatlatmaya, ekonomimize destek olmaya yönelik değil demiş Ali Başman. Devleti rahatlatmaya yönelik açıklandı. Devlet hiçbir şeyden mi feragat etmez? Anlaşılır gibi değil. Güya elektrikte %15 indirim yapılacak. Zaten petrol fiyatlarındaki düşüş mazot fiyatına yansıtılsa indirim daha yüksek oranda olması lazım. Bu paketle alım gücü daha da düşer. Piyasa ciddi şekilde daralır diyor Ali Başman. Ve Allah aşkına bu nasıl bir düşünce yapısı? Bu paketi kabullenebilmek mümkün değil diyor. İş çevresinden de bu yönde bir eleştiri geliyordu. Ali Başman'ın yorumu bu şekilde, bu yöndeydi. Ekonomik paketle alakalı kesimler tatmin olamadı, mutlu olamadı, beklenti çok yüksekti. Yorumlara, sosyal medya yansımalarına devam edeceğim diğer bölümde. Ama şimdi paranın durumuna, havanın durumuna bir bakalım istiyorum. Bir de Mehmet Armancı sabah saatlerinde belediye emekçilerinin yanında olduğuna dair bir mesaj paylaşmıştı. Onu da aktaralım bir programı kapatmadan. Gizem ilk onu verelim. Mehmet Armancı neler söylemişti bu sabah? Belediye emekçileri dün açıklanan pakete ilk somut tepkiyi gösterdi ve bugün iş yapmama yönünde bir çağrı yapılmıştı üyelerine gönderilen mesajlarla. Sabah Mehmet Armancı neler söyledi? Sonra paranın durumu, havanın durumu. Döndüğümde konuğumla stüdyoda olacağım. Emre Değirmencioğlu, İktisat Bank Hazine Grup Müdürü. Onunla hem bu paketi, açıklanan paketi, vatandaşın beklentisini karşılamama noktasında bankalarla ilgili de soracağım. Global bazda da soracağım. Dünya eskisi gibi bir yer olabilir mi de konuşacağız. Birazdan bizden ayrılmayın. Çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da alacak. Söke söke alacak. Ben hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bütün toplum adına. İlk günden beri elinizi kayanın altına koydunuz ve çekmediniz. Biz de bunun karşılığını vermek lazım mükellefik. Ben hepsiniz arkadaşlar demin de yaptım şimdi de yapıyorum. Herkes saat 8'de birini alkışlar. Ben de sizi alkışlıyorum artık. Düne kadar sağlık konusunda koronavirüsünü konuşuyorduk. Covid-19'un nasıl bir virüs olduğunu anlamaya çalışıyorduk ve buna yoğunlaşmıştık. Aslında birazcık ötelemiştik. Hükümet kanadı da öteledi. Pazartesi dendi, salıya sarktı. Salıdan çarşambaya geldi ve neticede bir paket açıklandı. Bizde bu paket açıklandı ama dünyada da eşi görülmemiş bir kriz yaşanıyor. Ve o krizin ekonomik etkilerinin global çapta dünyayı da bir krize sokabileceğini uzun zamandır konuşuyorduk aslında. Biz geçtiğimiz hafta randevulaşabilmiştik. O da çok yoğun. Bugüne denk geldi. Paketin açıklanmasının üzerine denk geldi. Emre Değirmencioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazar Hanım. Şimdi elbette sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz her anlamda. Ama işin sizin tarafınızda olma hali de oldukça zor. Böyle bir süreçte çünkü hem
eleştiri bankalar üzerinde toplanmış gibi görünüyor. Diğer taraftan da tüm dünyaya baktığımızda ekonomi çevreleri çok ciddi endişeler içerisinde. Şimdi bir ekonomik etkisinden dünya bazında başlayalım isterseniz. Hı hı. İki ay önce, 2,5 ay önce böyle bunların bu raddeye gelebileceğini çok tahayyül edemiyorduk. Edenlere de birazcık abartıyor gözüyle bakılıyordu. Siz genel çerçevede bir başlayalım, dünyaya baktığınızda nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi tabii zor bir gün, zor bir dönem hepimiz için. Birazcık hani genelden başlayıp çembeyi daraltmaya çalışalım. Biraz da bizi dinleyenlere dünyada neler oluyor, Kıbrıs'ta neler oluyor onu anlatmaya çalışalım. Takdir edersiniz ki aniden gündemimize bir yarasalar girdi. Wuhan'da 5G istasyonları girdi. Çifthaneli yıllarda işte kehanet kitapları ortaya çıktı. Bir anda bir kriz ortamına dönüştük ve bir virüsle, görülmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Biz tabii nereden bu virüsün çıktığını bakalım da neler olduğuna odaklanmaya çalışalım. Ben şöyle bir gözümü kapattım. Gözümün önüne şöyle bir senaryo geldi. Bana dedim ki yılbaşı günü bir kişinin komaya girdiğini düşünelim, nazar alın ve gözünü geçen hafta açtığını düşünelim. Bu adam bu geçen 3,5 aylık zaman diliminde nasıl bir dünya düzeni değişmiş ona bakalım. Şimdi ilk etapta ne oldu? Wuhan'da patlak veren bu krizle Çin'de yerel bir arz şoku yaşadık, değil mi? Çin durdu bir anda. Çin'in durması ki dünyanın büyüme motoru için, bir anda arz şoku yaşanınca dünyada da bir şok başladı. Çünkü tedarik zinciri kopmaya başladı. Tedarik zinciri koptuktan sonra bir anda insanlar bu arıza karşı talep şokuyla cevap verdiler. Sizler, bizler, herkes belki görev başındayız ama dünyanın çoğu şu anda evinde oturuyor. Bu nedenle arz şoku talep şokuna döndü. Talep şokundan sonra dünyada bir anda finansal anlamda da varlık fiyatları çökmeye başladı. Bir gözümüzü kapatalım. Uçaklar uçmuyor. Bugün tatil amaçlı o büyük kruz gemileri yürümüyor. Yük gemileri yürümüyor. Şu anda yapılan hesaplamaya göre sadece hava yollarında 252 milyar dolarlık bir zarar hesaplanıyor. Ne oldu? Arz şoku, talep şoku, finans şoku, piyasalar çöktü. Şimdi o komaya giren bir adamı düşünün. Gözünü açtı geçen hafta. Nasıl bir dünya düzeni var? Bir baktı ki sterlin dolar karşısında %14 düşmüş. 1985'ten beri son 35 yılın neredeyse en düşük seviyesi. Bakıyor piyasalarda neler oldu diye. Bir anda bakıyor Amerika'da en büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P 500 endeksi değerinin %33'ünü kaybetmiş. Nazar'ın borsanın büyüklüğü 24.9 trilyon. %33 düşüş 8 trilyon dolar ediyor. 8 trilyon dolar bugün Türkiye ekonomisinin neredeyse 12 katı. Bir anda bu kadar para buharlaştı gitti. Bir baktık ki sene başı petrol 72 dolarmış. Gözünü açan adam petrolü 20 dolarda gördü. Bahsettiğim gibi gemiler yürümüyor, uçaklar uçmuyor, petrol çöktü. Petrol çökünce enerji ihraç eden ülkelerin para birimlerinde çok ciddi bir sıkıntı başladı. Rus rublesi %33 düştü, değerinin 3'te 1'ini kaybetti. Türk lirası bu süreçte enerji ithal ettiği için bir miktar daha dirençli dursa da %10 değer kaybetti. Türkiye'nin risk primleri yılbaşına göre 5 kat arttı. Dünyanın korku endeksi neredeyse 2008'de yaşadığımız küresel kriz dönemine geri döndü. Bu olaylar patlak verince bir anda piyasalar yetiş doktor diye bir feryat başladı. Doktor kim? Amerika Merkez Bankası. Amerika Merkez Bankası tıpkı 2008 krizinde olduğu üzere bir anda meydana çıktı ve yaklaşık olarak 11 senede sağladığı normalleşmeyi piyasalar 9 ayda geri verdi. Ne anlatıyorum? 2008 krizinde faizler sıfıra inmişti. 2019'un ikinci arasında Amerika faizi 2,5'a getirdi. 2019'un ikinci arasından bugüne kadar faizler tekrar sıfırlandı. Bununla birlikte sisteme para basarak trilyonlarca dolar verdiler. Amaç ne? Ekonomik aktivitenin çökmesine karşı önlem almaya çalışıyor bütün dünya. Amaç gelir, üretim, tüketim, tasarruf, bu zincirin kopmaması. Takdir edersiniz ki arabanın bir lastiğini çekip alırsanız o araba artık yürümez. Şu anda yapılan bir nevi kan enjekte ederek hayatı durma noktasında durmamaya getirmeye çalışıyor. Çünkü görüyoruz ekonomik aktivite şu anda bitti. Ben kuaföre gidemedim.
Ne bileyim, siz bir arkadaşınıza çıkıp bir kahve içemiyorsunuz, restoranta gidemiyorsunuz, dışarı çıkamıyorsunuz. Hayat durma noktasına geldi. Bu nedenle bütün dünya şu anda seferber olmuş şekilde güçlü ekonomiler para basarak, faizleri sıfıra indirerek, tıkanmış olan kredi kanallarını açarak bir nevi piyasalara ümit olmaya çalışıyorlar. Ama hani şu soru sorulabilir: virüsün panzehiri para mı? Bence değil. Şu anda o nedenle bu gelinen noktada ucu bucaksız bir şekilde verilen bu korkunç likidite piyasaları ayakta tutmaya yetiyor. Ama virüsün kesinlikle bir çaresi olmadığını söyleyebiliriz. O nedenle ekonomik aktivitedeki dip seviyelere geldik, bundan daha sonrası yoktur demek için çok erken. Bunu bir kere peşinden kabul etmek gerekiyor. Öyle bir noktadayız ki, yani gerçekten düne kadar aslında bu kötü bir senaryo, bahsettiğiniz gibi dünyada ekonomi çarkları tamamen durmuş durumda ve bunu da birazcık öteleyip konsantre olmaya çalıştığımız konu daha sağlık temelli konular. Kesinlikle. Şimdi Kanada Başbakanı çıktı ve dedi ki, ey vatandaşlarım, siz lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığına odaklanın. Burada bir devlet var. Biz bunlar geçtikten sonra bakacağız duruma, ama şimdi en önemli konu sağlık. Şimdi bunu duymak, bence bir Kanadalı olmayı doğrusu istedim. Çünkü bunu duymak bence bu süreçte iyi gelmiştir insanlara ve pek çoğu gerçekten benim gibi yerinde. Biri sizi düşünüyor değil mi? Düşündünüz bu. Hem biri düşünüyor, hem de evet, yani güven duyardım galiba böyle bir açıklamaya. Justin Trudeau'nun nasıl göründüğünden bağımsız olarak söylüyorum bunu, Kanada anlamında. Şimdi baktığımızda ama örneğin Türkiye'de ya da burada sağlık konusunda da vatandaşların çok ciddi endişeleri oldu. Çünkü kamu kaynaklarının, kamu hastanelerinin ne kadar yeterli olacağı noktasında, hani Türkiye bu anlamda çok daha iyi bir örnek olmasına rağmen orada bile bu endişe yaşandı. Bizde de aynısı. Şimdi biz düne kadar evet ekonomiyi konuşmuyorduk ama bunları konuşuyorduk. Baktığınızda aslında yine ekonomik temelli ve geçmişte yapılmayanlar, eksik gedik kalanlarla alakalı da konu başlıkları. Birazcık buraya gelelim, sonra yeniden dünyaya gideceğim. Şimdi burada bir ekonomik paket açıklandı dün itibariyle. Baktığımızda memnun hiçbir kesim yok gibi görünüyor. Başbakan Ersin Tatar da bunu söyledi zaten. Yani mutlu değiliz elbette ama budur elimizden gelen dedi bir anlamda. Nasıl okudunuz, nasıl gördünüz o paketi? Nazır Hanım, az önce söyledim. Hani dünya merkez bankaları ve kamu tarafından maliye politikasıyla hastaya kan enjekte etmeye çalışıyorlar. Güçlü olan devletler şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar. Elleri ne kadar müsaitse. KKTC üzerinde konuşmak gerekirse, zaten yapısal sorunlarla boğuşan bir ekonomimiz var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dün akşam Sayın Tatar her ne açıklamış olsaydı, inanın ki bugün siz burada bunun memnuniyetsizliğini ifade etmeye devam edeceksiniz. Bunu bireysel anlamda söylemiyorum. Çünkü kolay bir süreçten geçmiyoruz. Dün bahsetti kendisi. Maliyenin dedi aylık olarak aşağı yukarı yarım milyar, yani 500 milyon civarında bir kazancı veya geliri var. Öyle konuşalım. Bu rakam 200 milyonlara kadar düştü dedi. Şimdi şuna bakalım. Biz para politikasında hükmedecek bir yapımız var mı? Başka bir ülkenin parasını kullanıyoruz. Yani başka derken kendimize ait bir paramız yok. O yüzden para basamıyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu, uluslararası piyasadan, yani kreditörlerden gidip borçlanma imkanlarımız neredeyse yok. Yani bu da kabul edilecek ikinci bir konumuz var. Üçüncü konu ne kaldı? İçeride biraz taşlarla oynayarak herhangi bir şekilde piyasaları rahatlatacak bir önlem almaya çalışılıyor. İşte dün bahsedildi, bankalardan bir 100 milyon TL fon yaratılacak dendi. Bunun yanında kredi kartlarıyla ilgili vatandaşı rahatlatacak anlamda kredi faizleri düşürüldü. Gıda, akaryakıt gibi sağlık harcamaları öteleniyor. Bunlarla ilgili asgari ödeme tutarlarında düşürülecek. Mevduatın üzerinden stopaj oranları artırılacak ve bunlarla bir önlem paketi yaratılmaya çalışılıyor. Hani herkes mutlu mu diye sorarsanız, sabah okuduğum kadarıyla bugün veya sizin de az önce bahsettiğiniz kadarıyla çok bir kesim mutlu değil. Ama şunu kabul etmek gerekiyor ki, zaman şu anda dayanışma zamanı.
sosyal anlamda birlik olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ben bir banka çalışanıyım şu anda. Kıbrıs'ın en güçlü bankanın birinin aktif pasifini yöneten bir hazinenin başındayım. Bizim tarafımızda da işler çok fazla kolay değil. Yani bankaların üzerine de çok fazla yüklenilmesi gerektiği bir dönemde olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü banka dediğiniz olgu nedir? Güvenilir üçüncü taraftır. Siz mevduat fazlası olan bir kişisiniz, bankaya fon sağlıyorsunuz. Ben kaynak ihtiyacı olan bir kişiyim, gelip bankadan bu kaynağı almaya çalışıyorum. Ben sizin paranızı banka olarak en iyi bir şekilde vermem gerekiyor ki size ödediğim faizi karşı taraftan aldığım faizle denkleştirip yasal giderlerimi ödeyip gerekli maaşlarımı ve giderlerimi karşıladıktan sonra bankanın da bir gelir üretmesi gerekiyor ki kendi öz sermayesini güçlendirmesi gerekiyor. Bu neye benzer? Denizde bir fırtına varsa ve geminiz eğer güçlüyse fırtınayı kaldırabilirsiniz. Bakın ne bahsettik az önce? Dedik ilk önce bir arz şoku yaşadık. Akabinde bir talep şoku yaşadık. Arkasından finans piyasaları çöktü, varlık fiyatları. Şimdi sırada ne var? Kredi şoku var. Şimdi düşünün ki restoranlar, küçük işletmeler şu anda faaliyette değil. Bu nedenle bu insanların veya bu çalışanların şu anda gelir üretme kapasitesi sıfır. Bu insanlar yakında finansman şoklarıyla karşılaşacaklar. Kredi borçlarını ödemekte zorlanacaklar. İstesek de kabul etmesek de belki çirkin bir kelime ama iflas riskleri ister istemez meydana gelecek. Bankaların bunlara karşı bir karşılık ayırıp da faaliyetlerini devam ettirmesi gerekiyor. Şu aşamada ama o iflasların yaşanmaması için en azından faizler noktasında hani alınmış kredilerin faizleri noktasında uygulamaya geçebileceği en azından hani bir 3 aylık bir ödemede faiz uygulamamakla alakalı bir beklentisi vardı doğrusu vatandaşın. Bunu bankalar kendileri, bankalar birliği aracılığıyla olmasa bile Bakanlar Kurulu'nun bu konuda bir karar üretmesine dair beklenti vardı dün itibariyle. O olmayınca da tepkiler birazcık bankalara yönlendi doğrusu. Bugüne kadarki kazançlar paylaşıldı, tablolarla aktarıldı. Eleştiriler bu noktada birazcık daha fazla yoğunlaşıyor sanki. Vatandaşın ben şu andaki durumunda, yani ben de bir vatandaşım, sonuçta hepimiz bu yaşanan türbülansın bir faturasını birlikte ödeyeceğiz. Bundan kaçamayız. Ya siz de ödeyeceksiniz, kamu çalışanı da ödeyecek, emekli olan babam da ödeyecek, ben de ödeyeceğim. Bakın Nazar Hanım, kendimden bir örnek vereyim size. Durumun vehametini anlatmak açısından, samimi bir insanım, kendi özelimden size bir şey paylaşacağım. 2008 yılında kendi ailemiz içerisinde küçük bir restoran çalıştırmak istedik biz. Kardeşim, babam, ben. Belki dedik hani beyaz yakalı olarak değil de farklı bir sektörde. Babam da bankacı, ben de bankacım. Kardeşim iş hayatına atılacak. 2008'in Ağustos ayında restoran faaliyetine geçtik. Tam da 2008'in Ağustos'unda dünyayı kas kavuran bir fırtınayla beraber yaşadık. Doğru mu? Yani dünyanın en büyük krizlerinden birini gördük. Doğru mu? Ne oldu? Kısa bir zaman içerisinde restoranımızı kapattık. Neden? Çünkü bir anda hani böyle bıçakla keser sözü vardır ya, müşteri gelmemeye başladı. Neden? Bir kriz yaşandı dünyada, herkes defansa çekilmeye başladı. Defansa çekilince restoranta insan gelmedi. Sizin bir gıda alışverişiniz var, bir şey satacaksınız, gelir ödeyeceksiniz, çalışanınızı ödeyeceksiniz, bankaya taksitinizi ödeyeceksiniz ki ekonomik faaliyet dönsün diye. Biz bunu yapamadık. Bakın kişisel olarak örnek veriyorum. 2008 yılındaki krizden sonra kısa bir süre kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Bu yaşanacak. Ya bundan kaçamayız. Kıbrıs da bunu yaşayacak. Türkiye'de bunu yaşayacak. Dünya da bunu yaşayacak. Zaten bunun yaşanmaması adına güçlü olan ülkeler şu anda İngilizce bir kelimeyle whatever it takes, ne gerekiyorsa yapılacak dendi. Bakın Amerika'da açıklanan paketin büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz Nazar Hanım? Ekonominin %10'u büyüklüğünde. 2 trilyon dolar. Türkiye ekonomisi 3 katı büyüklüğünde bir paket açıklandı. Faizler sıfır. Amerika Merkez Bankası sadece 1 trilyon dolar son 6 ayın içerisinde kendi bilanço büyüklüğünü arttırdı. Gerekirse de 2 katına çıkaracağım. 9-10 trilyon dolara kadar. Bütün ülkeler kendi gücünde bazı hamleler yapmaya çalışıyor. KKTC üzerinde tekrar dönmek gerekirse maalesef KKTC'nin hani uluslararası piyasalara entegre olmaması, maliyenin kendi gelir üretme kapasitesinin sınırlı olması, maaşlar üzerine dönen bir ekonomimiz var. Bakın bugün konuşuyor muyuz? Çok açık soruyorum sizlere. Dünyada şu anda derler ya,
benzin şu anda sudan ucuz. Gerçekten sudan ucuz, biliyor musunuz? Bir matematik yapayım size, dinleyicilere biraz da örnek vereyim. Bugün bir varil benzin ya içindeki akaryakıt 159 litre büyüklüğü ve fiyatı şu anda 30 dolar. Bakın, kuru 6 kabul etseniz 180 TL yapıyor bir varil. İçinde 159 litre var. Bölüm birbirine, litre fiyatı 1 küsur TL'ye geliyor. KKTC'de şu anda Ağustos 2019'dan beridir 95 oktan benzinin fiyatı 5.36. Çünkü indiremiyoruz. 5 katı neredeyse. Siz ödüyorsunuz bunu, ben ödüyorum. Otobüs süren adam ödüyor. Servisçi ödüyor. Herkes ödüyor. İndiremiyoruz. Neden? Çünkü gelir üretme kapasitemiz çok sıkıntılı. O nedenle bu dönem gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi ve tüm paydaşların elini taşın altına sokması gerektiğini unutmayın. Bankalar olarak biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ama bankalara bu noktada ışığın altına oturtmamak gerekiyor. Sektörün güçlü olması lazım. Sektörün diri olması lazım. Size söylüyorum, yakında bu bahsettiğim arz şoku, talep şoku, varlık fiyatlarının çöküşü son halkada kredi riski olarak geri dönecek. İster istemez, bakın ister istemez 2008'de bizim başımıza geldiği gibi yeni problemler yaşayacağız. Sorarım sizlere, bir iki ay içerisinde farz edin ki bu virüs çözüldü. Eskisi kadar kendinizi dışarı çıkıp kalabalık ortamlara karışıp restoran ortamlarına gidecek kadar rahat hissedebilecek misiniz? Pek çok kişi için önce olmayacak, kesinlikle inanıyorum. Elinize aldığınız çatala bakarken ne hissedeceksiniz? Bir düşünün. Yani ekonomik aktivitenin tekrar canlanması, hayatımızın eskiye dönmesi için çok uzun bir zaman lazım. 2020'yi kaybettik. 2020 senesinde de piyasa tabiiyle V dönüş, yani V harfini düşünün, dip ve tekrar çıkış da olması kolay değil. O nedenle bunları bir kere önümüze, yani malzeme bu. Fırından çıkacak olan yemek tatlı ve huzurlu bir yemek değil. Bunu bir kere hepimiz kabul etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sosyal dayanışma zamanı, ayağımızın altından zemini çekmeyelim. Bankalar, vatandaş, hükümet, hepimiz aynı gemideyiz şu anda. Bunun bir bedeli olacak. Bakın, KKTC için konuşmuyorum. Türkiye için, İngiltere için. İngiltere'de şu anda virüse karşı önlem almadılar ilk etapta. Şu anda 3 haftalığında ülkeyi kapattık. İtalya'da benzer şekilde problemler yaşıyoruz. İngiltere'de dün YouGov anketini okudum. Her 20 İngiliz'den biri işini kaybetmiş vaziyette. Biliyor musunuz? Amerika ekonomisinde şu anda işsizlik oranı %3. Yapılan çalışmaya binaen şu anda işsizlik oranı %30'a çıkacağı düşünülüyor. %30 Amerikan ekonomisinde, düşünün. Biz okyanusta damlayız. Diğer tarafta ikinci çeyrekteki çöküşün, yani ekonomik daralmanın yapılan hesaplamaya göre %15-25 arasında olacağı düşünülüyor. Bu fırtına hepimizi vuracak. Görülmez bir düşmanla savaşıyoruz. Ya peki, bunu kabul etmek gerekiyor. Biz şimdi hani hem mikro hem makro bazda konuşalım istiyoruz ve öyle bir makro bazdan başladık. Dün itibariyle hani bize geldik. Birazcık da çıkalım, yani herkes ne yapıyor da biz ne yapıyoruz konuşalım. Çünkü Amerika örneğinde %33'lük bir işsizlik oranı gerçekten gelinen boyutun korkutucu olduğunu gösteriyor. Ama bizde de durum çok farklı olmayacak endişesi var. Evet, kamu bir güvence ama hem kayıt dışı ekonominin çok fazla olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Hem diğer ülkelerden gelen vatandaşlar, örneğin dünkü pakette yokmuş gibi davranıldı. Çok eleştiriler var. Sizi yolcu ettikten sonra onlara değineceğim ben birazcık daha, gibi pek çok şeyden bahsediyoruz. Peki biz bunları konuşurken dünya neleri konuşuyor? Birazcık da oradan bakalım, sonra tekrar döneriz. Tamam. Yani dünya tarafında dediğin gibi şu anda güçlü olan ülkelerin pek çoğu, hani adı o hal desek artık, olağanüstü halle kapanmış vaziyette. Türkiye şu anda o hal uygulayamadı. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor ki zaten orada da şu anda ekonomik aktivite çok canlı değil. Ve bir de beyaz günleri düşünürsek, Nazar Hanım, beyaz günleri, beyaz günlerdeki ekonomik sıkıntılara karşı kara günler için birikmiş Merkez Bankası'ndaki yedek akçeler, gelirler vesaireler önceye alındığı için şu anda bunları kullanacak zemin de yok. Ama dünya üzerinde birinci yapılan konu ne? Faizle hızla sıfıra çekildi. Uçakta hatırlarsanız Amerika'da kulelere çarpmıştı. 2008'de Lehman Brothers batmıştı. O dönemlerde Amerikan Merkez Bankası olağanüstü toplanıyordu. Bu son bir ayın içerisinde iki kere olağanüstü toplanıp faizi sıfıra çektiler. İngiltere Merkez Bankası 0.10'a çekti faiz oranlarını. Bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Kıbrıs'a dönersek Kıbrıs'ta da faizler düşecek. Bakın, sizin bankalara koyduğunuz, mevduatınız, alacağınız faiz oranı düşecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü o parayı ben artık satmakta çok zorlanacağım. Çünkü iş yapıp da
parayı güvenli bir şekilde alıp ekonomik hayatına devam ettirecek bir zemin kalamayacağı için sonuç itibariyle bir yerden alıp bir yere veriyoruz ya, biz güvenilir üçüncü kurumuz, parayı satamadığımız vakit ister istemez faizler düşecek. Mevduat faizlerinin düşmesi beraberinde kredi faizlerini de getirecek. Yani hayat normalleşmesi çok zaman alacak. Şunu bir belki güzel bir Afrika sözü var, oradan bir bağlamak da güzel bir zemin hazırlayabilirim. Derler ki eğer aslan, ceylan, zebra ve sırtlan beraber koşuyorsa orman yanıyor demektir. Şu anda yaşadığımız aslında konu bu. Bütün finansal enstrümanlarda o komaya giren örneği verirsek, Amerikan borsalarının çökmesi, petrolün çökmesi, sterlinin çökmesi, enerji ihraç eden para birimlerinin çökmesi konuşuyoruz. Peki bu para nereye gitti? Hani siz bir varlık sahibi olarak düşünün, satıyorsunuz bir şeylerini. Krizde birinci kural nedir? Cash is the king, yani nakit kraldır. Şu anda dünya nakit anlamıyla dolara dönmeye çalışıyor. Bir tek bu fırtınaya cevap verecek olan ürün aslında nazar alım altın. Gelmeden önce ben bir literatürü inceledim. Yaklaşık 100'ün üzerinde finansal kriz yaşanmış. Peki içinden cımbızla seçersek 1929 buhranı var, 2008 ve Asya krizler. Hepsini geçelim bir konuya. En çok ne değer kazanmış biliyor musunuz? Altın. Neden? Çünkü kağıt para, yani sonunda para, matbaadan basılan bir şey. Ama altın kıymetli bir metal. 2008 krizi en yakın küresel krizde, öncesinde altının ons fiyatı $700'lardan kriz döneminden sonra $1900'a geçmiş. O nedenle yakın dönemde muhtemelen insanlar biraz daha bu fütursuzca para basma eğiliminden sonra altının ne kadar kıymetli bir yatırım sınıfı olduğunu anlayacaklar. İkinci bir konu çok önemli. Şu anda ne gördük? Sosyal medyaya bakıyoruz. İngiltere'de Sainsbury, Waitrose vesaire bütün marketler boş. Kıtmasa dönüyorsunuz, bildiğiniz marketler boş. Türkiye'ye bakıyorsunuz, Mikroslar vesaire boş. Demek ki insan özelinde rasyonel davranması gerektiğini düşünürse gıda ihtiyacı var, su ihtiyacı var. Krizlerden sonra toprak fiyatları artmaya başlamış dünyada. O nedenle altın, toprak fiyatları ve en nihayetinde çok şaşırdım okurken biraz da sanat eserleri değer kazanıyor bu tip yatırım araçları olarak. O nedenle aslında baktığımızda hep şunu konuşuyoruz. Krizin tabii ki bir krize yakalanan kısmı var. Kredi anlamında, bir de krize yakalanan insanlar var likidite anlamında. Likit olan insanlar için de önümüzdeki dönemde yatırım araçları arasında aslında ilk sırada altın yatırımları gelecek. Muhtemelen son 35 senenin en çok değer kaybeden para birimi olan sterlin bundan sonraki dönemde eğer toparlanırsa dünya düzeni tekrar değer kazanmaya gebe olacak. Tabii Türk lirasından ilgili çok fazla sorular geliyor bana, normal hani günlük hayatımızın bir parçası olarak biraz da oraya değinelim isterim. Bahsettik ya hani şu anda bütün ülkeler kontrolsüz, aslında kontrolsüz bir şekilde para basıyorlar. Bunun tabii cevabı bize enflasyon ve bütçe açıkları olarak dönecek. Ama inanın ki şu anda yangını söndürmeye çalıştığımız için düşünülmüyor. Yani enflasyon olacakmış. Yani şu anda bir ülke çarklar dönmeye devam etsin. Çünkü ani duruş riski var. Literatürde sudden stop deniyor buna. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Kredi kanallarını açık tutmaya çalışıyorlar. Faiz oranlarını sıfıra düşürerek ki bununla ilgili bir hayat devam etsin. Şimdi mega krizlerden sonra bahsettik ya nazar alım. Altın dedik, toprak fiyatları dedik. Çünkü rasyonel insanlar gıda ihtiyaçları var. Bir önemli değişim daha var. Onu da gözden kaçırtmayalım. Dünya düzeni değişiyor. Bunu hepimiz kabul edelim. Şu anda mesela benim kızım evde pek çoğumuzun olduğu gibi ve bir laptop önünde internet ortamıyla uzaktan bir erişimle öğretmenleriyle canlı anlamda ders yapıyorlar. İnanmayacaksınız, beden öğretmeni şınav çekme ödevi vermiş, videoya çekip onu bile yükledik. Müzik öğretmeni piyano çaldırmak istiyor, onu yüklüyoruz. Bizler şu anda uzaktan çalışıyoruz. Pek çoğumuz ben ofisteyiz, temel hayat durmasın diye ama bankanın büyük bir kısmı home office çalışıyor. Hayat tarzımız değişiyor. Geçen sene Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere baktım. Artık daha az evleniyoruz, daha çok boşanıyoruz. Hayat değişmeye başladı. Dikkat ederseniz şu anda birinci önceliğimiz bankalara gelin müşteri beklerken sağlık açısından bankalara gelmeyin demeye başladık. Ne yapıyoruz? Dijital kanallara yöneldi herkes. Oturduğu yerden cep telefonla EFT'sini yapıyor, döviz alım satım ihtiyacını gideriyor, dijital kanallardaki daha iyi oranlarla mevduatını bağlıyor, kredi başvurusunda bulunuyor. Yavaş yavaş dünya düzeni
kağıt paralardan çıkıp dijital ortamdan şimdi şifrelenmiş kripto paralara doğru gidiyoruz. Tam onu soracaktım. Bu kripto paralarla ilgili bize de çok soru geliyor. Çünkü lafınızı bölmüş oldum ama ben bunu sormak istiyordum. Şimdi pek çok yorum dinliyoruz. İnsanlar evde oturduğu için daha fazla zamanları oluyor ilgi duydukları alanlarla ilgili araştırma yapmaya. Bu kripto paraların işte gelecekte paranın tamamen ortadan kalkacağı ve tamamen kripto paraya dönüleceği ile alakalı. Bir kısım insan buna kafa yoruyor ama bir kısım insan, örneğin ben de dahil olmak üzere, hiç kafam basmıyor. Gerçekten anlamıyorum. Ve bizi neyin bekleyeceğini bu anlamda, eğer öyle bir tarih doğruysa, bilmiyoruz. Ondan da birazcık bahsedelim. Gerçekten bu olacak mı? Kesinlikle olacak. Bakın şöyle, yani bu çok benim ilgimi çeken bir konu. Nazan Hanım, şunu sorayım size. Hangi telefonu kullanıyorsunuz marka olarak? İşte elmalı olan. Elmalı, güzel. Peki neden Nokia kullanmıyorsunuz? Eskiden kullanırdım. Çok güzel. Eskiden kullanıyorduk değil mi? Neden Nokia yok şu anda? Zaman ayak uyduramadı. Bakın, değişimin önünde hiçbir ordu duramaz. Değişimin önünde hiçbir ordu duramaz. Size şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yakın bir zamanda bankacılık devam edecek ama bankacılığı bankacılar yapmayacak artık. Dünya düzeni çok ciddi şekilde değişiyor. Bakın şu anda artık neler var? Hepsi bir korkuyla yaşıyoruz. Paraya dokunmayalım mikrop var. Madeni paraya dokunmayalım mikrop var. ATM'nin düğmesine dokunmayalım mikrop var. Kredi kartını veriyorsun, ağlıyor. Postcuya dokunmayalım mikrop var. Artık ne olacak? Cep telefonumuzdan bir QR kod açacağız. QR kodu okutacağız, geçeceğiz. Kripto paralar yeni dünya düzeninin şu anda bize müjdesini veren en güzel örnek. Şu anda embriyo aşamasında ama yakın zamanda artık nesnelerin interneti, kripto para hayatımıza çok fazla girecek. Çocuklarımıza bir dönem gelecek. İstanbul'a gittiğimizde müzede göstereceğiz. Bak diyeceğiz, biz kağıt para kullanıyorduk. Onlar da bize ne kadar ilkelmişsiniz diyecekler. Şimdi yavaş yavaş artık hayat süratlenmeye başlıyor. Biz bankalar olarak ne kadar süratli olsak da sistem her anda hantal. Her anda ATM, plastik kart ve dolar sistemi üzerinden Swift'le para gönderiyoruz. Halbuki artık parayı da WhatsApp'tan size resim gönderir gibi parayı da artık cep telefonundan benim hareket ettirmem gerekiyor. Kime ihtiyaç duymadan? Bankaya. Kime ihtiyaç duymadan? Merkez Bankası'na. Fed'e ihtiyaç duymadan, KKTC Merkez Bankası'na ihtiyaç duymadan. Sizden bana, benden size, bizim bunu kendi aramızda yapacağımız bir yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz. Aslında bu bir deney. Bunu aslında ben bu şekilde okuyorum. Bakın, bugün yaşananları deney, değil mi? Deney. Yani yarasadan mı gelmiş bu konu? Ne bileyim ben işte 5G baz istasyonu denemesinden insanlarda olmuş İspanyol kuş gribi ve hepsini atıyorum bir kenara. Evlere kapandık. Dijital ortamda yaşıyoruz şu anda. Korku içerisindeyiz. Hatta bazı üstadlarımız var. İnsanlara çip takıp da insanların gelecekte sağlığını bile göstereceğini söylüyor. Bir şey, her kriz akabinde yeni bir şey gibi aslında. Yeni bir dünya düzeni açılıyor. Şu anda inanın ki tatilde olsanız evinizdeki aplikasyondan bağlanıp klimalarınızı açarsınız. Buzluğunuzda eğer bir şey bozulup gaz, kötü bir gaz veriyorsa, o size telefondan bir şeyin bozulduğunu söylüyor. Nesnelerin internetine dönmeye başladı. Hayat gerçekten değişecek. Her krizden sonra dünya düzeni değişiyor ve inanın ki bunun da bir bedeli olacak bize ve değişim olacak. Şimdi elbette hani global bazda bunlardan bahsederken ekonomik anlamda, ya bir bilim kurgu filmi gibi, ben hani böyle çok odaklandığımda öyle görüyorum ve bu beni birazcık da ürpertiyor doğrusu. Şimdi birkaç şey sormak istiyorum. Ondan sonra başka bir yere gideceğim ama şimdi bu Türkiye'nin aldığı önlemler konusunda da çok şey söylendi. Hı hı. Hani Türkiye'nin de beklentiyi çok fazla karşılayamadığı söylendi. Bizde yine bu 65 yaş konusu farklı bir konu. Nereye getirmeye çalışıyorum? Şimdi örneğin evde kal çağrıları yapıyoruz biz ama alternatifini çok fazla oluşturamıyoruz. Hangi anlamda? Evde kalan insanın hayatını nasıl idame ettireceği anlamında. Bu da bizi nereye getiriyor? Artık devletlerin de o sosyal anlayış noktasında birazcık daha önde tutulan grupların daha fazla ihtiyaçlarının karşılandığı, örneğin 65 yaş üstü için bu kriz gösterdi ki gerçekten hastanelerdeki duruma global bazda baktığımızda da birazcık daha, çok üzülerek söylüyorum, gözden çıkarılabilir oldular.
gençlerin o cihazlara ihtiyacı var. Doktorlar ağlayarak anlatıyor. Yani çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi dezavantajlı gruplar anlamında baktığımızda bu kriz daha vurucu olabiliyor. Ve devletler, her ne kadar az önce Kanada örneğini verdim, romantik bir örnekti ama bu sosyal adalet kavramından birazcık daha uzaklaşabiliyorlar galiba bu kadar sıra dışı ortamlardan geçerken. Ne diyeceksiniz? Hani bu ileride yeniden eskiye dönebilir miyiz? Dünya yeniden eskisi gibi bir yer olabilir miyiz? Konuşurken biraz da buradan bakalım. Çok zor. Yani şey, mesela hani ölümün statistiği belki olmaz, analizi olmaz ama ben şeyi çok merak ettim. Yani neden İtalya'da insanlar en fazla ölüyor diye? Neden orada en fazla ölüm oranı var diye? Ben baktığım vakit şöyle bir şey gördüm Nazar Hanım. Hani belki bu virüs herkesi çok korkutuyor çünkü görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz şu anda ama İtalya örneğinden bakmak gerekirse ölen kesim yaş ortalaması 78'in üzerinde. Genellikle erkeklerde daha fazla ölüm oranı gözüküyor ve ölüme yakalanan virüsten dolayı ölen kişilerin mutlak surette vücutlarında birden fazla problem var. Hani tıp diliyle konuşmak gerekirse yetkin biri değilim lütfen beni bağışlasınlar ama hani ne bileyim şeker hastası, kolesterol hastası, kalp yetmezliği gibi sorunları olan kişilere virüs geldiği vakit bağışıklığı düşük kişilere daha fazla öldürücü olabiliyor. Şimdi yani baktığımızda Kıbrıs örneği belki çok doğru bir örnek mi bilemiyorum ama İtalya diye bahsettiğimiz dünyanın yani büyük ülkelerinden bir belki ekonomik problemler yaşıyorlar ama orada bile artık hani şu yaşasın şu ölsün durumuna gelinmiş durumda. Çünkü hastanelerin kapasitesi yeterli değil. Bizim mesela bir zamanlar bir köpeğimiz vardı. Köpecik yavruladığı zaman yavrularından birkaç tanesine bakmayı reddetti. Çünkü bünyeleri zayıf ve onları ölüme terk etti. Maalesef bunu söylemek kolay bir şey değil ama İtalya örneğinde de artık yaşlı kesimdeki kişilerden maalesef ve maalesef yetersiz kapasite nedeniyle artık ümidi kesilen kişileri kaderine terk etmişti. İngiltere örneğine baksanıza geçen haftalara kadar İngiltere ne dedi? Bağışıklık kazansın dedi insanlar buna karşı dedi. Ondan sonra virüs kontrol altına alamayacağını anlayınca onlar da ülkeyi kapattılar. Geçmişe dönmek kolay olmayacak Nazar Hanım. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun mutlaka bir faturası olacak herkese. Ve geçmişe dönmek çok fazla kolay olmayacak ki zaten yeni dünya düzeninde zaten korumacılık had safhada. Bakın yani neler yaşanıyor, neyi bölüşemiyoruz ki? Suriye'de yaşanan insanlık dramına bakın şu anda. Botlarla zavallı çocuklar bir yere ulaşmaya çalışırlarken hani ne diyorlar ona bilmiyorum. Zodyak botu batırmaya çalışan güvenlik görevlileri görüyorsunuz. Amerika kalkmış bugün Meksika'nın sınırına duvar örüyor. Yani dünyada çok ciddi şekilde bir Başkan Trump'ın da birazcık karakterinden kaynaklı herhalde bu kutuplaşmaya doğru gidiyoruz. Eski dünya gözlemine sizin sorunuza cevap vermek gerekirse dönmek hiç kolay olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi yine bu ara aslında tüm bunların yani sizin de izah ettiğiniz tüm bu kötüye gidişin daha totaliterleşiyor gibi görünen tüm bu düzenin birazcık daha sosyalizmi andıracağı, buna özlem duyulacağı ve bu nedenle dünya genelinde halkların bu taleplerine de sistemlerin karşı gelemeyeceği, o yüzden daha bundan sonrasının yani ekonomik krizlerin tarih boyunca beraberinde özgürleşmeleri getirdiği, hatta Rönesans reform örnekleri verenler var, dini de reform anlamında işin içine katıp bilimin daha ön plana çıktığı örnekleri verenler var. Birazcık daha tüm bunların özgürleştirici bir dünyayı oluşturacağını söyleyenler de var. Ben şahsi olarak daha totaliter, daha sınırların sertleştiği, daha korumacı, daha ulus devletlerin güçleneceği bir yapıya gideceğini düşünüyorum. Karamsar bir tablo. Her iki görüşe baktığınızda siz hangi taraftasınız? Sizin taraftayım ben de. Yani biraz daha karamsar taraftayım. Yani bugün tabii ki yani çok zor bir gün. İnsanlar şu anda yani nasıl söyleyeyim, bulutların arasından güneşi görmek istiyor herkes. Yani herkes zaten sosyal anlamda bunalmış vaziyette. Ne kadar basitmiş aslında elimizde olan özgürlük. Yani sevdiğiniz bir insanda buram buram kokan tahta masada bir kahve içmek ne güzel bir duyguymuş. Ne güzelmiş birlikte olmak. Şu anda herkes kimseyi göremiyor. İçtiğim bardağı bile şu anda şüpheyle yaklaşıyorsun. Acaba benden önce kimdi içti diye. Paranoya vaziyete geldik. Bir fobiye dönüştü. Bu histeriye doğru gidiyor. O nedenle zor bir dönemden geçiyoruz. Şu anda yapmamız gereken tek konu ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Moralli olacağız.
her şey atlatıldı, mutlaka bu da atlatılacak. Ama bunun bir bedeli olacağını hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Bundan ders çıkartmak gerek bence Nazan Hanım. En büyük konu o. Neden söylüyorum? Çünkü mesela bakın siz Kanada örneğini verdiniz. Amerika Merkez Bankası belki bugün dünyanın en borçlu ülkelerinden biri ama parayı çıkarıp masaya koyabilecek gücü olduğu için şu anda işte ne bileyim o devasa şirketlerin batmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye örneğini verdiniz az önce. Yani şu anda sosyal medyadaki tarafı bir kenara bakıyorum. Yani dedikodu yapmak veya bir şey hakkında yorum yapmak değil. Durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Durum tespitine Merkez Bankamızda kara günler için duran bir fon vardı orada. Kara günler için. Biz onu beyaz günlerde heba ettik. O nedenle bugün kara gün geldiği vakit şu anda fon bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye'de şu anda ekonominin durumunun çok çok iyi bir noktada olmadığını görüyoruz. Yani faizleri aşağı çekmeye çalışıyoruz. Döviz kuru buna cevap veriyor anında. Enflasyonu aşağı çekemiyoruz. Bakın bugün çok basit bir matematik yapmak gerekirse Nazan Hanım, bankaya gelseniz ve bir tele mevduat açtırmak isteseniz ortalama bir değer söylüyorum tek hanede. 9'lu seviyelerde Türkiye'de ve KKTC'de. Şu anda Türkiye'de enflasyon 12.30'daki 40'lısı 13.8. Yani 9'lu bir mevduata karşı 12-13 bandında bir parasal erimeyle karşı karşıyasınız. Reel anlamda negatif bir getiri var. Faizleri çok hızlı şekilde aşağıya çektik. Belki mecburduk dünyaya çekiyor ama biz güçlü değiliz. Güçlü olamadığımız için bizim yurt dışından yatırımcı bulmamız lazım. Bakın ben rakamların diliyle konuşacağım size. Hayatta tek yanlış söylemeyen matematik matematiktir. Son yılbaşına göre bakarsak Türkiye Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre dövizle işi olmayan Ayşe teyze diye adlandırabileceğimiz kişi yılbaşından bugüne kadar 7 milyar dolar Türk lirasından uzaklaşacak kadar dövize geçmiş. Eğer bunu bir adım geriye çekersek 2019 başından beri döviz tevdiat hesaplarındaki artış 40 milyar dolara bulmuş. Merkez Bankası'ndaki net rezervler 37 milyar dolardan 17 milyar dolara düşmüş. 2019 başından bakarsanız yurt dışı yatırımcıların uğrak bir noktası olan sıcak paranın geldiği Türk mali piyasalarına bırakın para girmeyi 7,5 milyar dolar para çıkışı yaşanmış. Demek ki aslında bizim şu anda yurt içindeki insanların davranışı dövizi güvenli liman olarak görüyorlar. Yurt dışındaki yatırımcı da Türk lirası varlıklarda portföylerinin ağırlığını azaltıyorlar. Biz ilk önce bir ekonomik olarak ister istemez bir hikaye yaratamadığımız için uzun bir süredir kendi içsel ev yapımı krizlerle boğuştuğumuz için S-400 füzelerimiz oldu, kendimizi bir anda askeri anlamda malumat sahibi bulduk. Suriye tarafında bir sınır ötesi operasyonlar var, Rusya'da ters düştük, Amerika'nın haksız bir konusu var, PYD derken vesaire. Bayağı bir kafa karışıklığı. Yani bir anda böyle masanın üstünü temizleyip de önümüze bir hikaye koyarak gerek yurt içi yerleşikleri tekrar Türk lirası yatırımına döndürmek, gerekse yurt dışındaki yaşayan yabancı yatırımcıları tekrar Türkiye'nin hisse senetlerini tahvil piyasasına gelip de yatırım yapması için bir olanak sağlayamadık. Ve biz bu krize, yani Türkiye anlamında veya KKTC anlamında konuşursak, iyi bir zamanda yakalanmadık. KKTC özelinde bankalar tarafından bir ağız olarak konuşmam gerekirse, bankacılık sektörü ciddi anlamda likit şu anda. Yani neredeyse sizin bankaya yatırdığınız 100 liralık mevduatın krediye dönüşme oranı %60 seviyesinde. 100 liralık paranın 60 lirasını kredi olarak kullanıyoruz. Likit anlamda bir 40 liralık bir gücümüz var şu anda. O nedenle bankacılık sektörünün krize karşı alacağı önlemler ve o fırtınada geminin, metalinin, fırtınanın dalgasını göğüsleyecek bir gücü var şu anda. Ama bu gücü de iyi anlamda kollamak gerekiyor. Bankacılık sektörünün hani sadece kar odaklı olduğunu düşünüp de bugünkü bu nazik ortamda yüklenmek biraz da haksızlık olur. Nasıl sağlık çalışanlarını alkışlıyorsak inanın ki banka personellerini de alkışlamak gerekiyor. Bugün bu nazik ortamda ben sizin ricanıza binaen gelip takım elbisemi giyip saçımı bile kestiremeden sizlere ve vatandaşlara bir şeyler anlatabilme heyecanını yaşıyorum. Her gün sabahtan 5'te kalkıp günlük bültenlerimi yazıyorum ki dünyada aslında neler oldu herkes bunu bilsin diye. Sınırlı sayıda da olsa
hayatın, temel hayatın durmaması için, sizin EFT'niz için, sizin para transferiniz için, sizin ihtiyaçlarınız için, Western Union için her türlü hizmeti bankalar vermeye çalışıyor. Zor bir dönem gerçekten, ama bunu sosyal anlamda bir dayanışmayla birlikte aşmamız lazım. Ayağımızın altından zemini çekmemek gerekiyor şu anda. Yani bu bence sağlığın ve ekonomik tedbirlerin ön planda olduğu ve birbirimize destek olup da beraber bu krizi atlatma aşamasında olmamız lazım. Bakın, Çin atlattı krizi. Farkındaysanız oradaki ölüm oranları ve yeni vaka sayısı bitti. Kriz Çin'den çıktı, batıya karantina geldi. Wuhan'da karantina kalkıyor. Kriz oradan Avrupa'ya geldi. İtalya, Almanya, İngiltere'ye çok ciddi şekilde vurdu. Rakamlara göre konuşursak 100 hastadan sonra başlıyor sayımlar. Amerika'daki ivmelenme şu anda 3. sırada. Ve inanmayacaksınız, Başkan Trump geçen gün Twitter hesabında açıklama yaparak dedi ki yavaş yavaş dedi artık ekonominin normalleşmesi lazım. 12 Nisan ister tatiliyle dedi tekrar hayatı normalleştirmek istiyorum dedi. Bakın Nazan Hanım, eğer bu kriz uzun bir süre devam ederse size bahsettiğim o üretim, tüketim, tasarruf, gelir modelinden çıkacak olan bazı parçalarla ekonomik hayat durma noktasına gelecek. O nedenle karamsar tabloları bir kenara bakırsak benim kanaatim önümüzdeki 1-2 ay içerisinde mutlaka bu krize bir çözüm üretilecekler. Yani krizin çözümü aşı. Aşı bulunup da kontrol altına alındığını söyledikleri noktada bu bahsettiğimiz sıfır faizler, trilyonlarca bazuka ile para saçma diyorlar piyasada. Bu paralar bir anda ister istemez insanlarda bu kadar likiditeyi ne yapabiliriz sorusunu gündeme getirecek. O zamana kadar, bugün için konuşuyorum, o aşı bulunacak olan 1-2 ay, 3 ay zamana kadar biz mutlak surette şu anda dayanışmayı hat safhada tutup da ekonomik anlamda sağlık tedbirleriyle birlikte ayakta durmaya çalışacağız. Şimdi Donald Trump'ın o dünkü açıklamasında hani Paskalya'ya kadar ben bunu halledeceğim dediği açıklamasını birazcık da piyasaları rahatlatma anlamında yaptığını, birazcık da moral verme anlamında yaptığını söyleyenlerin, böyle düşünenlerin sayısı hiç azımsanmayacak kadar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına da baktığımızda bir aşının bulunabilmesi için hani en olumlu senaryoda 9 aydan bahsediliyor. Tüm denemeden piyasaya sürülmesinden, evet başladı çalışmalar ama piyasaya sürülmesinden bahsediyorum. Şimdi hani böyle bir tabloda evet moral verilmeye çalışılıyor ama o istenmeyen durum ortaya çıkarsayı da konuşalım ya da bugünkü durum üzerinden, yani neredeyse 2,5 ay gibi bir süre Çin'de o ekonomi çarkları dönmedi, sanayi çalışmadı, tedarik zinciri koptu ve evet o arz talepten bahsettiniz siz, onun Çin ayağı yani 2,5 aydır yoktu ve Çin gibi bir ülkeden bahsediyoruz, yani belki İtalya yoktu ya da İspanya dünyanın yoktu, dünyanın büyüme motorundan bahsediyoruz tam olarak öyle. Dolayısıyla hani 2,5 ay o denklemden Çin'i çektiğinizde ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı seyirde, hatta daha üzerinde gidiyor olduğu gerçeğinden hareket edersek, yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bunu yaşıyor. O yüzden hani bugünkü tablo üzerinden aşı bulunur bulunmaz, hani aşıyı şimdilik çıkarttığımızda ne zaman atlatılabileceğini düşünüyorsunuz? Zamanı bilmek mümkün değil. Dün zaten Sayın Başbakan da açıklarken bunu ne zaman çözüleceğini bilmiyoruz diyor. Önlem almaya çalıştığını söylüyor. O nedenle aşı bulunana kadar piyasalarda, yani piyasalar cephesinden konuya yaklaşırsak, aşı bulunup da salgın kontrol altına alındı denene kadar piyasada muhtemelen hani kara bulutlar, fırtınalar, arada bir güneş kendini gösterecek. Hani Nazan Hanım, şöyle söyleyeyim, bültenleri her gün bülten yazan bir kişi olarak kullandığım şu iki tane cümleyi size söyleyeyim. Geçen haftalarda şunu kullandım: 1987'de yaşanan kara pazartesinden beri en kötü gün. Evvelki gün bültenimi yazdım. 1933'ten beri yaşanan en büyük yükseliş. Bakın, 1987'den beri yaşanan en büyük çöküş. Kara pazartesi Amerika borsa %20'nin üstüne düşmüştü. Evvelki gün yazdığım bültende 1933'ten beri yaşanan en büyük günlük yükseliş. Yani yağmur yağıyor, çok sert bir fırtına var, arada bir güneş kendini gösterecek. Bu dönem zarfında birinci önceliğimiz, varlık sınıfı olan kişiler için konuşuyorum. Farkındaysanız büyük kısımda borçlu kesim ve zorluğu konuştuk ama ne yapsanız bir servet etkisi de var. Herkes paramı ne yapacağım diye düşünen bir insanlar da var. Bunlara da konuşmak gerekiyor. Bu dönem aslında ister istemez hani voleyi nereden vururum, nereden para kazanırımdan daha fazla defansı ne kadar güçlü tutarım
olarak düşünülmesi gerekiyor. Ne vakit ki size bahsettiğim gibi bu kara bulutlar dağılacak, yavaş yavaş neyi konuşacağız? Ya işte faiz sıfır, 2 trilyon dolar koymuşlar, Avrupa Merkez Bankası 750 milyar euro koymuş, İngiltere faiz sıfır, ne kadar çok para var ortalıkta. O zaman konuşacağız ki bu düşen paranın, bu bollaşan paranın da fiyatı düşeceği için buradan kaçıp nereye sığınalım olacak. Bir, altın patlayacak. O nedenle alıştığımız üzere şu anda altın ons fiyatı 1500-1600 ons civarlarında dalgalanıyor. 1400'ün altı seviyeleri görülürse bence yavaş yavaş bir miktar varlık sahibi olan kısımlarda altın alınması akıllara yatacak bir yatırım davranışı olacak. 2000 dolarlık seviyeleri hedefleyeceğimizi düşünüyorum yakın zamanda. Altın tarafında KKTC açısından sterlin çok önemli bir para birimi, malumunuz pek çok şey sterlin üzerinden fiyatlanıyor. 1985'ten beri en düşük seviyeyi gördük. Pound dolar 1.1400 seviyelere geldi. Yavaş yavaş pound alınır mı diye düşünülebilir. Türk lirası açısından az önce bahsettim. Yabancı yatırımcı TL'ye pek sıcak bakmıyor. Küskün. Yerlilerin dövizle aşkı bitmiyor. 200 milyar dolar civarına bitmiyor şu anda. 200 milyar dolar civarında bir döviz TL'de hesap var. Düşünün ki faizi geçen sene göğü deldi TL'nin, tırnak içinde konuşuyorum. Merkez Bankası'nın faizi 24, ona rağmen insanlar o faizi bırakıp da %2'ler 3'ler bandındaki döviz mevduatlarına tamah ettiler. Bunun sebebi ne? Önümüzdeki dönemde bir enflasyon korkusu var. Ne bileyim işte dünya şu anda nakit kraldır. Cash is the king, dolara sığınıyor. Her şey satılıyor, dolar alınıyor şu anda. Çünkü krizde tek ayakta durabilecek para kral dolar. Ama ne vakit ki yavaş yavaş bulutlar dağılacak, kral tacını devreye girecek. İşte o zaman altını, sterlini, toprak yatırımını konuşacağız. Petrol tekrar ayağa kalkmaya başlayacak. Sanat eserlerinden bahsettiniz. O da çok ilginç. Ben onu hiç bilmiyordum ama sanat eserler... Ciddi olamazsınız. Yok, gerçekten okudum Nazan Hanım. Bakın dediğim gibi... Bunu ben biliyordum. Ben bilmiyordum gerçekten. Son yıllarda gerçekten çok ciddi. Ama her krizden sonraymış. Özellikle Arapların ama çok ciddi bir şeyi var. Burada tekelleşmeye doğru giden bir durumları da söz konusu. O cenahta işler çok çılgın gidiyor. Bilal'le onu konuşuruz. Şimdi izleyicilerimizden soru geliyor. Özellikle bu banka mevduatlarına el konulması ya da bir kısmına el konulması ile alakalı çok uzun zamandır. Hani bununla Türkiye'de de çok tartışılan bir konuydu. Burada da konuşuluyor. O konuyla alakalı hükümet kanadından asla olmayacak gibi bir durum söz konusu altını oldu. Kalan olarak ben de çiziyorum. Yani şu şekilde mevduatlarımızı... Böyle bir kaygı var ama. Böyle bir kaygı yersiz. Her zaman bu kaygıları, yani kriz döneminde bu tip söylemleri çok görüyoruz. Bankalar güvenilir kurumlardır. Fon fazlası ve fon eksi olan kişileri birleştiren noktadır. Biz çok iyi şekilde yönetiliyoruz şu anda. Merkez Bankamız gerek Türkiye'de BDDK olsun, TMSF olsun, bütün kurumlarla likiditemiz hat safhada şu anda. Hiçbir şekilde mevduatlar konusunda bir endişe yaşanması gerekmediğini düşünüyorum. Lütfen bu konuları çok tartışmayalım. Bunlar iyi söylemler değil. Bugün buna ihtiyacımız yok Nazan Hanım. Emin olun ki bugün son konuşacağımız son konunun bu olması gerekiyor. Peki. Diğer konuları galiba konuştuk. İzleyici sorularına bakıyorum. Atladığım bir şey olmasın diye. Sona geldik. Emre Değirmencioğlu, çok teşekkürler bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi Whatever It Takes bugünkü raporunuzun da başlığıymış. Evet. Raporunuz da şimdi geldi. Enteresan bir tesadüf olarak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birkaç hani son cümle rica edeyim. İnsanları bu ortamda birazcık en azından nasıl diyeyim daha güvende hissettirebilecek ya da ne söylemek isterseniz size bırakayım. Nazan Hanım, şu anda sizin de benim de bizi dinleyen insanların da sorumlulukları evde kalmak. Şu anda bu salgının kontrol altına alınması için gereken birinci konu bu. Birinci amacımız sağlık. İkinci amacımız ekonomik tedbirler. Bu ekonomik tedbirlerin hepimizde bir ortak bir faturası çıkacak. Bunu da kabullenmek durumundayız. Ama bu krizi atlatacağız. Dünya da bu krizi atlatacak, biz de krizi atlatacağız. Bu krizden sonra yeni bir dünya düzeni başlayacak. Her krizden sonra yeni bir sayfa açılıyor. O yeni sayfaya hazırlık yapmamız gerekiyor. Tahribat olacak. Bundan kaçamayız. Ne biz kaçabiliriz, ne piyasanın amiral gemisi olarak gördüğü Amerika kaçabilecek buradan. Şu anda sosyal birliktelik zamanı, dayanışma zamanı, kenetlenme zamanı. Bu badireleri de hep birlikte inşallah atlatacağız ve eminim ki ben size yeniden geleceğim. Daha güzel şeyleri konuşacağız. O zamana kadar slogan olarak şunu söyleyelim. Umut giyindim zırh gibi. Güçlü olalım, diri olalım, beraber olalım inşallah. Birbirimizi eleştirme, ne bankaları ne hükümeti doğru zaman değil. Yapılması gerekenler bu zor coğrafyada,
bu zor şartlarda el birliğiyle yapılıyor. Hepimiz elimizi taşın altına sokacağız. Hepimiz bunun faturasını birlikte ödemeye çalışacağız. Ama şu anda sağlık birinci konu, ekonomik tedbirlere de ortak payda olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Beğensek de beğenmesek de. Emre Değirmencioğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha konuğumu uğurluyorum. Döndüğümde eleştirmeyelim diyor Emre Değirmencioğlu ama sendikalar cephesinden ve diğer kesimlerden dünkü ekonomik paketle alakalı tepkiler var. Onları getireceğiz ekranlarınıza birazdan telefon bağlantılarıyla. Kısa bir ara, ayrılmayın lütfen. Bir kez daha merhaba diyelim. Şimdi konuğum Emre Değirmencioğlu'ydu. Onunla birlikte hem ülkeyi konuştuk, alınan kararlar, verilen kararlar, uygulamaya konulacak ekonomik paketi birazcık değerlendirdik. Hem de global bazda bu krizin etkilerini konuştuk. Bundan sonrasının ne olabileceğini, dünyanın yeniden eski bir yer olup olamayacağını konuştuk. Ama hiç kuşkusuz dediğimiz gibi düne kadar daha sağlık konusuna odaklanmış durumdaydık. Dün itibariyle bu krizin ekonomik boyutlarının yol açacaklarını da daha yüksek sesle konuşuyoruz. Çünkü hükümetin açıkladığı önlem paketi, açıkladığı o paket hiçbir kesimi tatmin etmiş gibi görünmüyor. Elbette daha avantajlı olanlar varmış gibi ama daha dezavantajlı olanlar da hiç kuşkusuz mevcut. Bugünkü yapı içerisinde bunları konuşup değerlendireceğiz. Telefon hattı. Hattımızdaki konuklarımızla, o konuklarımız da sendikalar cephesinden olacaklar. Özellikle onların bakış açısını merak ediyoruz. Hem kamu hem de işçilere, özel sektör çalışanlarına yönelik olarak, paketten çıkanlarla alakalı olarak. Hattımızda ilk olarak Güven Bengehan olacak. Ona merhaba diyelim. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Pazartesiydi, salıya ertelendi. Salıydı, çarşambaya ertelendi. Nihayet açıklandı. Ne diyeceksiniz hükümetin açıkladığı paketle alakalı olarak? Şimdi bir kere hükümetin açıklamış olduğu bu paket ekonomik tedbir adı altında maalesef kamu çalışanlarının ve emeklilerinin cebine eline atıyor. Ve tedbir adı altında emekçilerden kesinti yapmakla ilgili bir formül ürettiler. Sermaye kesimi ve iş insanlarına yönelik bu konuda bir kesintiye gitmediklerini açıkça görüyoruz. Bir de yapılan bu tedbirler içerisinde ırkçılık yaptıklarını da tespit etmiş bulunuyoruz. Bir kere bu hükümet özellikle özel sektör çalışanlarının zaten alım gücü çok çok düşmüş ve açlık seviyesinin altına düştüğünü hep birlikte yaşadık geçmiş olduğumuz günlerde. Ve bu son yaşanan süreçte de insanlarımızın alım gücünün korunması yönünde dünyanın birçok ülkesinde hem özel sektöre hem de kamu çalışanlarına hükümetler ek para ücret artışı yaptılar. Ancak maalesef bizim hükümetimiz bu tedbir adı altında emekçilerimize 1500 TL'lik bir ücret öngörmüşler. Ve şunu da belirtmek isterim. Yani biri işten atılmış olsa ve sosyal sigortalara gitse, işsizlik başvurusunda bulunsa 2290 lira alacak. Yani işsizlik parası şu an daha yüksektir. Hükümetin özel sektör çalışanlarına ödenmesi için ayırdığı 1500 TL çok komik bir rakamdır. Bununla birlikte sadece bu ödenecek ücretlerin KKTC ve TC yurttaşlarına yapılması ve üçüncü dünya ülke vatandaşlarına yapılmaması da hem ırkçılıktır hem çok büyük bir ayıptır, insafsızlıktır. Bu memlekette üçüncü dünya vatandaşı olup da yüzlerce özel sektör iş insanının yanında çalışan var. Bu insanları sokağa atın, açlığa terk edin demekten başka bir şey değil. Bunu belirtmek isterim. Bu çok büyük bir yanlıştır. Bununla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarından 5000 TL ve üzeri alanlardan %25 kesinti yapılıyor.
Bu da çalışanların önümüzdeki günlerde çok büyük sıkıntılar yaşanacağının bir göstergesidir. Çünkü kamu çalışanları da kendilerini bir yaşam ve alışkanlık, tüketim alışkanlığına göre ve borçlanmaya gitmişlerdi. Yani bir örnek vermek gerekirse hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanları bu kesintilerden çok büyük hem ekonomik yönden hem psikolojik hem de sosyal olarak da etkileneceklerdir. Şimdi burada hükümetin öneri olarak da yani sadece eleştiren bir mantıkla değil öneri yapan bir durumla da gelmiştik. Biz bu süreç öncesi hükümete somut öneriler sunmuştuk. Ve bu önerilerden en önemlisi ve ekonomik akla da uygun olanı şuydu. Şu an piyasa durağanlaştı. Piyasanın ekonomik yönden çalışabilmesi için para akıtmaları gerekirdi. Ve bu para akışı da şöyle olması gerekirdi. Bugün bankalarda 32 milyar Türk lirası mevduat bulunmaktadır. Ve bunun 22 milyarı kredi olarak dağıtılmıştır. Ve 10 milyar şu an bankalarda bulunmaktadır, Merkez Bankası'nda ve bu para Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilmektedir. Şunu yapabilirlerdi. Ne dedi Sayın Başbakan? Biz bu ekonomik tedbirlerle 1,5 milyarlık bir gelir elde edeceğiz dediler. Ekonomik akla uygun olan şuydu. Siz 2 milyar borçlansaydınız iç borçlanma olarak ve bunu 5 ile 7 yıl arası bir sürece taksitlendirip böldürseydiniz hükümet olarak, çünkü bankalar bu memleketin yıllardır en büyük payını yiyen kesim olduğu için ve bu süreçte de en çok kar elde eden bir sektör olduğu için bankalara devlet iç borçlanmaya gidecekti. 2 milyar lira borçlanacaktı ve bu 2 milyarı piyasaya, özel sektöre, iş insanlarının ihtiyacı olanlara, yani şu an işlemeyenlere, kamu çalışanlarına ve muhtaç olanlara ek katkı yapacaktı ve piyasa canlanacaktı. Şu an zaten daralan piyasadan siz kesinti de yaparsanız ekonomik çarkın dönmesini engelleyeceksiniz ve ileride ekonomik yönlerinde çok büyük bir sıkıntı çıkacak. Bunu öngöremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Bu çok önemliydi. Bununla birlikte bu süreçte yine büyük gelir elde eden market sahipleri vardı. Telefon şirketleri vardı. Bu ülkede belli zaten iki tane telefon şirketi var. Bunların bu süreçte ne kadarlık bir gelirlerinin arttığını hükümet bizden çok daha iyi biliyor. Bu paketin içerisinde büyük gelir elde eden iş insanlarından bir vergi kesintisine gittiklerini görmedik. Aksine 2019 yılı içerisinde elde etmiş oldukları gelirlerindeki vergi kesintisine bile %10'luk bir vergi indirimine gidiyorlar. Olacak iş değildir bu. Yani düşünün 2019 yılı için gerçekleşen gelirleri üzerinden 2020 yılında ödeme yapmaları gerekirdi vergilerle ilgili ve bu hükümet yine bu iş insanlarına şans oyunu hizmeti verenlere vergisini gününde ödeyenlere %10'luk bir kesintiye gidiyor. Ve ondan sonra da gelirlerimiz düştü diyor. Düşünün ki bu hükümet 2014 yılında vergi affı getirmişti. Ve yine vergiler konusunda af çıkarmıştı. Ve şimdi yine böylesi bir süreçte iş insanlarının büyük gelir elde eden işletmelerin ve şans oyunlarının vergilerinde düşünün 2019 yılındaki gelirlerini bile hiçbir zararı olmamasına rağmen o dönemde siz şimdi %10 kesintiye gidiyorsunuz. Halkla dalga geçiyorlar. Bunun dışında siyasi partilere geri ödemesi şartıyla düşünün 14 milyonluk bir siyasi partilere yapılan bir katkı vardı. Ve bu dönemde siz siyasi partilere yapılan
bu katkılarınızdan geri ödenmesi koşuluyla %25'lik bir kesintiye gidiyorsunuz. Bu süreçte siyasi partilerin alacağı katkıyı sıfırlamaları gerekirdi. Yok %25 ve geriye dönük ödemeli. Yani Güven Bey, şunu mu söylüyorsunuz? Ben programın bir yerinde onu zannederim başlangıçta söylemiştim. Eğer ki halk şunu görseydi, yani en çok kazananından işte devletin en üst kademesine, en çok fedakarlık yapması beklenen kesimlere, işte en çok kazanandan yola çıkarak kesinti yapıldığını, adilane olduğunu vatandaş görseydi, böyle bir serzenişte bulunmazdı. Adilane olmaması nedeniyle bugünkü bu serzenişler ya da bu paketle alakalı eleştiriler geliyor diyebilir miyiz? Bu mudur hakim görüş? Kesinlikle sizin yapmış olduğunuz şekilde bir ve sosyal devlet anlayışından uzaktır. Ve hukuksuzcadır. Ve anayasaya aykırı bir şekilde emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmıştır. Biliyorsunuz geçmişte emeklilerin maaşından yine kesintiye gidilmişti. Ve Anayasa Mahkemesi bu yapılan kesintiyi iptal etti ve emeklilere tekrardan geri ödemek zorunda kaldılar. Ama şimdi bir de şunu söyleyenler var. Araya girdim ama hani o sese de yer vermiş olayım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. O nedenle olağanüstü önlemler gerekiyor bu dönemden geçerken. Biz de mutlu değiliz dedi örneğin Başbakan Ersin Tatar. Şimdi olağanüstü bir dönemden geçiyorsak anayasanın üstünde değildir hiçbir hükümet. Olağanüstü hal ilan ederdi. Anayasada da olağanüstü hal durumunda bazı durumların, mevzuatların dışında tutulabileceğini öngörmüştür. Dolayısıyla olağanüstü bir durumdaysak olağanüstü bir hal ilan edeceğiydi. Bu konuda da hukuksuzluk yapma konusu ve dava açma hakkı doğmayacaktı birçok kesimin. Özellikle biz örgütler olarak bu yapılan kesintilere hem çalışanlardan hem de emeklilerden kesinti yapılması anayasa aykırıdır ve olağanüstü bir durumu gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan edilmeden böyle bir kesinti yapılması hukuka aykırıdır. Dolayısıyla biz kesinlikle bu sürecin iyi yönetilmediğini ve burada hem şeffaflık adına hem de adalet açısından da hükümetin aldığı tedbirleri doğru bulmadığımızı ben belirtmek isterim. Bir kere 9 ay sonraki alınacak olan 13. maaşların şu anki ekonomik tedbirlerle ilgili bir alakası yok. Yani süreç devam ediyor ve siz fırsatı, şu anki fırsatı kendi lehinize çevirmeye çalışıyorsunuz protokolü uygulamak için. Protokolde imzalamışlardı ya 13. maaşlar, hayat pahalılığı ve çalışanların ekmek sayısıyla ilgili kısıtlamalara gidilmek. Ben şunu vurgulamak isterim. Şu an devlette bir fiil elzem hizmetlerde çalışan polis, sivil havacılık, itfaiye, asker, limanlar, sağlık, merkezi cezaevi çalışanları ve diğer telafisi mümkün olmayan hizmetler bir fiil çalışıyor. Belediyeler bir fiil çalışıyor. Siz bu hizmetleri yapanlardan kesintiye gidiyorsunuz. Belli bir kesiminden, kimlerden? Belediye çalışanlarına diyorsunuz ki belediyelere yapılan katkının %25'ini kısıyorsunuz. Belediyelerin zaten bütçesi yeterli değil. Maaş ödeme konusunda çalışanlarını elzem hizmet olarak çalıştırdı. Demek oluyor ki o çalışanlardan da kesinti yapacaksınız. Ve şu an çalışanların önümüzdeki süreçte de sağlığın ve hizmetlerin aksamaması için normal saatinin üzerinde de çalıştıracaksınız. Bu insanları ve çalıştıracağınız için siz bunların alacağı ek mesailer üzerinden de bir kısıtlamaya gidiyorsunuz. Personel istihdamıyla ilgili bir adım attılar mı? Türkiye'de bugün sağlık çalışanı istihdam edilmesi için bir düzenleme geliştirilmiştir. Ve sağlık çalışanı istihdam yapacaktır. Ama ne yaptı bu hükümet? Seçime bir gün kala 160 tane istihdam yaptı. Siyasi bir rant için.
Yani bugün ülkemizde seçime bir gün kala siz 160 tane işçi adı altında kendi partilinizi ve bir yandaşlarınızı istihdam edeceksiniz. Ancak sağlık çalışanı konusunda personel eksikliği yüzünden 24 saat evine gitmeyen çalışanlar olacak. Ama işleyin diyeceksiniz siz onlara. Sonra da fedakarlık bekleyeceksiniz. Bunlar asla kabul edilebilir değildir. Ben şunu da belirtmek isterim. Geçmiş yıllarda elektrik borcu silinen otellerin patronları var. Üniversitelerin patronları vardı. Dünya zenginler listesine giren. Bunlarla ilgili bir gelirlerinden bir vergi ya da harç alınmasıyla ilgili bir düzenleme ben görmedim. Çünkü bu insanlar bu ülkenin kaynaklarından, Kalkınma Bankası'ndan aldığı kredilerle, çıkarılan teşviklerle, bazı muafiyetlerle yıllarca karlarına kar kattı. Şimdi ekonomik sıkıntı olan bir süreçte devletin bu kesimlerden vergi adı altında bazı kesinti yapması gerekirken ve gelirlerini artırması beklenirken siz bu kesimlere aksine 2019 yılı içinde ödeyecekleri vergide bile indirime gidersiniz. Yani bu nasıl bir ekonomik akıldır? Nasıl bir böyle bir tedbirdir? Ve sadece bu tedbir emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarından kesintiyle öne açılacak. Peki. Yani bu düşünceyi asla kabul etmiyoruz. Ve sendikamızın öneri olarak da ben bir daha söylüyorum. İç borçlanmaya gitmesi gerekirdi. 5 ve 7 yıl arası bunu ödemesi koşuluyla hükümetin ve 2 milyar borçlansa Merkez Bankası zaten 10 milyarlık bir mevduat birikimi var. Çünkü 32 milyar toplanıyor. 22 milyarı dağıtıldı. Kredi olarak 10 milyar Merkez Bankası'nda. Ve bu Türkiye'ye gönderiliyor. Türkiye'ye göndermeme noktasında hareket edilip iç borçlanmayla ekonominin çarkının dönmesi için piyasaya para akıtacaklardı. Evet. Dünyanın her yerinde çalışanlara ve emeklilere, zor durumda olanlara, özel sektöre maaş ve ücret artışı yapıldı. Bir tek KKTC hariç. Bu da bu onlar için büyük gurur verici bir durumdur herhalde diyorum ve bunu sendika olarak biz şiddetle protesto ediyoruz. Burada sermayeden yana bir karar üretilmiştir. Çalışandan yana, emekliden yana bir karar yoktur. Hukuksal olarak da mücadele vereceğimizi ben belirtmek isterim. Şu an sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle belki şu an sokağa çıkamayabiliriz. Ama bilsin ki bu hükümet bu sokağa çıkma yasağı bitecek. Bu halk sokağa inecek ve yaptıkları bu adaletsizliğin hesabını soracaktır. Peki. Biz gerek eylemsel gerek hukuksal kavgamızı vereceğimizi ben buradan belirtirim. Sokağa çıkmak için de bu yasağın bitmesini dört gözle bekleriz ve tüm halkımıza da sağlık diliyorum ilk önce. Hepimize çok teşekkür ediyoruz Güven Bengihan. Ben çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hükümetin dün açıkladığı paket bekleniyordu bütün kesimler tarafından ama memnuniyetle karşılanmadığı aşikar. Sabah ekonomik paketle ilgili o memnuniyetsizliklerle ilgili sosyal medya paylaşımlarını iletmiştim. Güven Bengihan da konuşmasının başında aynı zamanda ırkçıdır da bu paket dedi. Üçüncü ülke vatandaşlarıyla alakalı olarak paket içerisinde herhangi bir önlem ya da onların hayatını kolaylaştırıcı herhangi bir madde bulunmamış olması dikkat çekmişti. Orada bulunan basın mensupları tarafından bu da başbakana soruldu. Onların durumu patronlarına, işverenlerine havale edilmiş gibi bir anlamda ne yapacakları onların uhdesinde gibi bir durum söz konusu. Hatırlayın lütfen birkaç hafta öncesine kadar biz bir lojman adı altında kötü şartlarda yaşayan insanlardan bahsediyorduk. Öyle örneklerin olduğu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla bu yaklaşım da dün çok tepki topladı sosyal medya üzerinden. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Özlem Gürkut da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı örneğin ve dedi ki virüs bile ayrım yapmazken ülkemize yasal yolla girmiş
yatırımlarını yaparak çalışmakta olan insanlar arasında tabiatına göre ayrım yapmak kabul edilemezdir. Ne hastalık ne de açlık ayrım yapmıyor ise ki bu ayıbın bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum dedi. Örneğin bu konuyla ilgili yorumlar arasındaydı. Damla da bir sözler bir paylaşımını hatırlattı. Başbakan Ersin Tatar'la ilgili bir haberi hatırlattı. Pakistan'a selam gönderdi başlığıyla 27 Mayıs 2009 2019 tarihinde bir gazetede bir web sitesinde de yer alınmış bu haber. Tatar sizler ekmeğinizi bizim ülkemizden kazanırken biz de sizlerin haklarını korumak için üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz demiş. Bakın 27 Mayıs 2019 tarihinde. Şimdi programın başından esnaftan, zanaatkardan, bu paketle alakalı olarak beklentisi olan bütün kollardan bahsettim. Yani programın bütününe baktığınızda zaman zaman üçüncü ülkeden gelen vatandaşlar mı tek derdimiz gibi yorumlarda alıyorum sizden ama izah ettim. Bu İnsanlar da bu ülkeye katma değer sağlayan insanlar, vergilerini ödeyen insanlar, sigortaları yatan insanlar ve yasal olarak bulunanlardan bahsediyorum. Onların ne koşulda yaşadığı bizi iki şekilde ilgilendirir. Bir, insan olmanın gereğidir. Dolayısıyla biri aç yatarken diğerinin maaşından kesinti ya da yetersiz de olsa bir takviye yapmak noktasında elbette itirazımızın olması gerekir. İki, bu insanlar sağlıkla alakalı hijyeni gerektiren koşulların yaratılması için çabaladığımız, bununla ilgili çağrıların çok daha güçlendirildiği bir dönemde eğer sağlıksız koşullarda yaşarlarsa bu toplum içinde olduklarından bu başka bir sorunu da beraberinde getirir. Ha, üç, aynı zamanda özel sektör çalışanlarının çoğundan mesajlar alıyoruz. O mesajlara da birazcık bakacağım. Ben zaten diyor örneğin bir izleyicimiz nafaka veriyorum. 1700 lira, 1500 lira yardım yaptı devlet. Ben bununla nafakamı mı ödeyeyim, ev kirasını mı ödeyeyim, neye yetireyim diyor. İnşaat işinde çalışıyormuş örneğin. Günlük yevmiyeyle çalışan insanların durumundan da sık sık bahsediyoruz. Engelli maaşı ile ilgili insanlar bize maaş atıyor, mesaj atıyor. Bu ne olacak, yardım istiyoruz, bizleri unutmasınlar diyor. Yani dezavantajlı grupları en çok vuruyor krizler. Bundan bahsediyoruz. O yüzden bize attığınız, bana attığınız, benim programıma attığınız mesajlarda bu ayrımcı dili lütfen kullanmayın. Bu ülkede hep birlikte yaşıyorduysak, eğer biz bu insanların hizmetinden restoranlarda, marketlerde, inşaatlarda faydalandıysak gün ne haliniz varsa görün deme günü olmamalıyı ben düşünüyorum. Dolayısıyla öyle düşünmeyenler de o ayrımcı mesajlarını lütfen benim programıma yollamasınlar ricasında bulunayım. Birol Karaman, o üçüncü ülke vatandaşlarından birinin yaptığı paylaşımı paylaştı. O paylaşımda şu söyleniyordu, ismini de gizlemişler. Ersin Tatar, madem üçüncü, Sayın Ersin Tatar, madem üçüncü ülke vatandaşlarının haklarını hiçe saydınız, madem bizi yok saydınız, uçuşlar ayarlayın da herkes memleketine dönsün, parasını da biz veririz, bedava değil. Siz sadece organizasyonunu yapın yeter. Yatırılan sigortalarımız ve ödediğimiz vergilere de çöktünüz. Benim gibi üçüncü ülke vatandaşları sokaklara atılmadan, suça karışmadan, Kıbrıs halkının gözünden bizi düşürmeden gönderin çağrısı yapılıyor. Bence bu çok acı bir şey, biliyor musunuz? Biz bu insanların emeklerinden faydalandık. Kötü anlamda söylemiyorum. Ben de burada emeğimi satıyorum. Rejideki arkadaşlarım da, profesyonel hayat böyle bir şey. Onların emeklerini satmaları üzerine şekillendirdiğimiz pek çok yaşam biçimimiz var. Yaşlılarımıza bakanlar var, inşaatlarda çalışanlar var, marketlerde çalışanlar var, hizmet sektöründe çalışanlar var. Dolayısıyla bugün onlara sırtımızı mı döneceğiz biz? O anlamda önemsiyorum. Birol Karaman demiş ki şaka şenlik bitti. Hepimiz için utanç dolu bir gece olması lazım. Bu insanları emek gücüne katılsınlar diye biz davet ettik bu memlekete. Onları çalıştırıp çoğunu kötü koşullarda barındırdık. Şimdi de bu en kötü günde bizden bir şey beklemeyin diyoruz. Refahı paylaşmadığımız yetmiyor. Yoksulluğu da paylaşmıyoruz dedi örneğin. Muhittin Tolga Özsağlam bu duruma tepki gösteren isimlerden bir diğeriydi. Dedi ki dünyanın dört bir yanından gelip burada emeğiyle geçimini sağlayan üçüncü dünya vatandaşlarına ilişkin ekonomik tedbir paketinde hiçbir açılımın olmaması büyük bir noksanlıktır.
sosyal sorunları derinleştirebilir. GSM şirketlerinin veya aktif büyük şirketlerin vergilendirme oranlarının arttırılmadığı da gözlerden kaçmıyor. Ekonomik önlemler paketi küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve emekçi kesimlerin mağduriyetini bir o kadar daha artırıyor. Sıcak para akışının sağlanamaması halinde piyasanın daralması ve krizin derinleşmesi bir o kadar daha artacaktır diye düşünüyorum dedi Muhittin Tolga Özsağlam'ın paylaşımı. Ulaş Gökçe, Dövüşen, özel sektör çalışanları bu durumdayken kamu kuruluşu çalışanı olarak şikayet etme lüksüm çok da yok, ayıp geliyor bana. Yarınki gündemim kocası işsiz kaldığı için 4 çocukla evde 2 haftadır aç kalan kadına evden yardım ulaştırmak. Öğrenci arıyor. Evde annesi, babası, kardeşi de var. O okuyormuş, ailesi çalışıyordu. Şimdi ortak işleri açık. Bir de yardım için kayıt olan 400 öğrenciye yardımı organize etmek. Malum kaymakamlık ambale oldu diyor. Öğrenciler derken çok sayıda diğer üniversitelerden öğrenci de var. Ayrım yok. Bence ekmeği de parayı da eşit bölüşmeliyiz. Zaman öyle diyor. Bu yapılamaz mıydı? Belli ki yapılamazmış. Hükümetin açıkladığı paketten bunu görüyoruz çünkü. Onur Olguner, durum bariz. Bu karantinanın uzama ihtimalinin yüksek olduğu açıkça ortada. Bu sürecin uzaması halinde gerçek anlamda aylık geliri ve birikimi olmayan insanların nasıl geçinebileceğini devlet çözemezse, devlet bu insanları suça ve hırsızlığa teşvik edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmasa da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa da, kaçak işçi de olsa, öğrenci de olsa, devlet bu durumda gelir olmadığından sıkıntıya girebilecek insanların ulaşabileceği Türkçe ve İngilizce yardım sistemi oluşturmalıdır diyor. Bizim bizden olanı kollama zamanımız değil, tüm kapıları kapattığımız andan beridir zaman hep birlikte hayatta kalma zamanıdır. İşte tam bu zamanda artık ayrımcılığa yer yok diyor. Onur Olguner'in de paylaşımı bu şekildeydi. Ayrımcılığa yer olmaması gerekiyor. Şu an itibariyle biz bize kaldık yorumları yapmıyor muyduk? Biz bize kaldık. Hüseyin Sadehi, hükümetimizin özel sektörde Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara katkı vermeme kararı şu anda ülkemizde yaşamakta olan ve hiç de az sayılmayacak kadar 3. ülke vatandaşı olduğuna göz önünde bulundurursak, hükümetin bu insanları ilk etapta ufak da olsa küçük bir katkı yaparak yaşamalarına şans sağlamalıdır. Yoksa şu anda sağlığımızı düşündüğümüz kadarıyla can güvenliğimizin de düşünmemiz gerekecektir diyor. Farklı olaylara neden olabilir. İnsanlar aç kaldığında ne yapacaklar bu durumda ortada? Yani işin bir de bu boyutu var. Onu da görmezden gelmeyelim hiç kuşkusuz. Hani düşünmek istemediğimiz olaylar ama onu da düşünmek gerekiyor hiç kuşkusuz. Altını çizmek gerekiyor bu konunun da. Şimdi CHP milletvekili Erkut Şahali de dedi ki ekonomik önlemler ari ırk varsayımıyla hazırlanmış. Yabancı öğrencilere üniversiteler sahip çıksın. Yabancı çalışanlara işverenler sahip çıksın. Biz Türk olanların başbakanıyız demeye getiriyor Ersin Bey. Üstelik bu konuda soru soran gazeteciye yalan söyleyerek Türkiye ile yaptığımız anlaşmalara ve mevzuata göre biz Kıbrıslı Türklerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklulardan sorumluyuz diyebiliyor. Sosyal sigorta primi yatıran herkes yurttaşlığına bakılmaksızın bu desteklerden yararlanmalıydı. Bu hükümet kayıtlı her çalışandan sorumludur. Hatta bu koşullarda kayıtsızdan da her sigortalıya destek olunsa, yurttaş olanlara da ek destek sağlansa yetmez ama evet derdim. Ama bu karardan utandım ülkem adına, halkım adına. Bugünler elbet geçecek. Yine yabancı öğrenci isteyeceğiz. Yine bize hizmet etsin diye yabancı iş gücü arayacağız. O gün geldiğinde bugün bu ülkeyi ırkçı bir hükümetin yönettiği unutulur mu acaba? Hiç sanmam. Irkçılık virüsten daha öldürücüdür diyor. Sosyal medyaya yansımaları bunlar oldu işte. Hükümetin açıkladığı ekonomik pakette 3. ülke vatandaşlarının görmezden gelinmesi. Aslan Bıçaklı telefon hattımızın diğer ucunda, Türkistan Başkanı. Hoş geldiniz Aslan Bey yayınımıza. Hoş bulduk Nazar Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem sağlığımızı bu süreçte korumaya, sevdiklerimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz ama ekonomi de çok önemli. Nasıl buluyorsunuz hükümetin paketini? Şimdi yani gerçekten bu hükümetten ben şahsen daha fazla bir şey beklemiyordum zaten. Yani bana sürpriz olan bir şey yok. Doğruyu söyleyeyim.
haksızlık yapmayın. Beklediğim bu kadardı. Yani şimdi ülkede evet bir sıkıntı var, doğrudur. Ekonomik sıkıntılar da yaşanacak, o da doğrudur. Ama önce sağlık diyorum, ondan şikayetim yok. Ama bu ülkede ekonomik sıkıntıları çözmek için yalnızca faturayı çalışanlara ve emeklilere yüklenmesi doğru değildir. Ve alınan güya tedbirler tamamen çalışanların ve emeklilerin boynuna asılmak istenmek, dar gelirlinin boynuna asılmak istenmektedir. Yani şimdi hükümetin aldığı tedbirler içerisinde mesela örnek söyleyeyim. Yani hükümet bütün tedbirleri aldı da örneğin siyasi partilere yapılan yardım niye devam ediyor? Ne için yani %25? Sen maaşlarınızdan çalışan insanların maaşından %25 kesinti yapacaksın. Ama devletten aldığım yardımdan da %25 kesinti yapacaksın ve devlet yardımını bu sıkıntılı günlerde almaya devam edeceksin. Sen binlerce rehanı kullanmasına devam edeceksin. Sen devletin telefonlarını kullanmaya devam edeceksin. Sen bütün dünyada gereksiz bir hayli temsilciliklerin trilyonlarca lira harcamaya devam edeceksin. Sen büyük sermayeden bir Türk lirası katkı almayacaksın ve yalnızca çalışanlara ve emeklilerin boynuna asmaya çalışacaksın. Bu sıkıntıyı, bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun dışında çok büyük bir ayıp daha vardır Nazar Hanım. Ben akşam Sayın Başbakan'ı izlerken üzüldüm çok. Gerçekten üzüldüm. Diyor ki mesela bankalar bu sorunlarda şimdi ne tür fedakarlık yapıyor? Bankalar diyor, rica ediyorum bankalardan diyor, yani %12'ye kadar falan indirebilirler diyor faizlerini, lütfen diyor onlar da bu konuda diyor bir karar alsınlar. Ne anlamadım. Yani siz çalışanın emeklinin maaşından kesintileri yaparken lütfen kesebilir miyim diye sordunuz mu? Ya da rica ettiniz mi? Bankalara rica ediyorsunuz, siz bu ülkeyi devleti yöneten makamsınız ve rica ediyorsunuz siz bankalara ve diyorsunuz ki lütfen siz de %12'lere çekin. Karar alsana. Uygulama için karar alsana, uygulasana. Çalışanların emeklerinin maaşlarına kesinti yaparken izin mi aldın birinden? Bir ikincisi bir şey daha söylüyor Sayın Başbakan. Ya şu uygun mu bilmiyorum, hatırlar mı ama 1960 ruhunu yaşatalım, el birliğiyle el ele vererek sorunlarımızı çözelim diyor. Doğrudur, ben katılırım buna. Ama 1960'da başbakan da, bakanlar da, müdürler de, müsteşarlar da, odacılar da, işçiler de 30-40 lira alırdı eşit şekilde. Hepsi eşit para alırdı. Eşit para alırdı. 60 ruhu buydu. Şimdi biri 8500 alacak, o biri de 1500 alacak. Bu mu 60 ruhu? 60 ruhu bu mu? Böyle mi yapacağız? Eşit şekilde mi elimizi taşın altına koyuyoruz? Bir başka büyük daha ayıp var Nazar Hanım. Ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm bir insan olarak. Siz özellikle özel sektörde evine ekmek götüremeyen insanlar, şu anda işsiz sokakta evine bir kuruş götüremeyen insanlara İDM fonundan, o da devlet katkısı değil, onu söyleyeyim size net olarak bilin. O devlet katkısı değildir. İDM fonundan, yerli istihdamı destekleme merkez fonundan 1500 lira katkı yapacakmış. Bu çok gülünç bir şey, çok gülünç bir şey. Yani biri 8500 alacak, o biri de 1500 alacak ve yaşamını sürdürecek. Üçüncü ülke vatandaşları için geliyorum. Geçerli değil üstelik. Ona geliyorum. Bu konuda ben basına bir açıklama yaptım, size düşecek şimdi. Üstelik 1500 lira diyeceksiniz ki ben iddia ederim ki 3000 TL, en az 3000 TL verebilirlerdi. Hala iddiam geçerlidir. Bu fonda şu anda 300 milyon lira para vardır. Hala daha verebilirlerdi. İddiamdır bu. Buna rağmen üçüncü ülke çalışanlara hariç diyorsunuz. Ay bunlar da ırkçılıktır. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi o fonda toplanan para üçüncü ülke vatandaşından yapılan kesinlikle oraya aktarıldı. Öyle bak, değil bunu, mi? Bak bunu siz biliyorsunuz. Ben biliyorum. Ama bu ülkeyi yöneten 10 kişi bilmiyor. Biraz tuhaf, garip. Yani şunu, siz bu insanların kesintilerinden oluşturacaksınız fonu ve bu ülke çalışma izniyle çalışan, sosyal sigortasını, her şeysini yatıran insanlara siz diyeceksiniz ki ben yalnız gazeteci vatandaşı ve TC vatandaşlarına vereceğim, size vermeyeceğim.
siz açlıktan ölün, ne haliniz varsa görün diyeceksiniz. Bu kusura bakmayın, insan haklarına aykırı, İO kurallarına aykırı. Çalışanları siz, yani siz şimdi TC'den gelen işçiye, çalışma izniyle çalışan işçiye katkı vereceksiniz, yetersiz olmasına rağmen katkı vereceksiniz. Ama Pakistan'dan, Hindistan'dan geldiyseniz siz suçlusunuz, size vermeyeceğiz diyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir mesele değildir. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir ikincisi, çok önemli bir şey daha var. Bu ülkenin geliri ne kadardır, neredendir? Bu ülkenin giderleri şu anda ne kadardır ve nereye gider? Kalem kalem. Bu toplum bilmesi lazım. Sen benden kesinti yaparsan, benden kestiğim parayı nereye vereceğini, kime ne kadar vereceğini ben bilmek isterim. Kusura bakmasın. Özel bir komisyon kurulmalıydı ve sendikalar, işverenler, herkes orada olmalıydı. Ne kadar geliri var, ne kadar gideri var, bunun hesapları yapılmalıydı. Ve bu giderler kime ne kadar gider verilecek, bunlar hep orada yapılmalıydı. Bu süreci ben size açık söyleyeyim, bu hükümet yürütemiyor, bu süreci yürütemiyor. Bu benim önerim bu konuda nettir arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın, kimsenin şahsıyla ilgili bir derdim yok. Elbette herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, yapabildiği kadar, onu da görüyorum, tamam. Ama bu süreç artık olağanüstü bir durumdur. Benim önerim bu konuda bu ülkeyi yürütebilecek uzmanlardan oluşacak bir kriz hükümeti kurulmalıdır. Acilen kriz hükümeti oluşmalıdır ve bu krizi yürütecek uzman eliyle yapılmalıdır bunlar. Dolayısıyla bu alınan tedbirler ve kararlar yetersiz ve yanlış. Yalnızca çalışanın ve emeklinin sırtına yükleniyor bu. Bu yükü biz kabul etmeyeceğiz. Evet. Bu şekilde olmaz bu. Eğer ülkede sıkıntı varsa ve eğer elimizi taşın altına koyacaksak, bütün sektörler eşit oranda koyacak. Böyle bir uygulama, böyle bir karar olamaz. Biz bunu reddediyoruz. Peki. Aslan Bıçaklı, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette pek çok sektörle alakalı olarak söylüyoruz. Hani olması gerektiği şu kadar paketten zaten ülkenin olanakları belli diyor başbakan. Yani elimizden gelen budur diyor ama ekonomik paketin hiç kimseyi memnun etmediği bir ortamdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca da o kesimin geniş olmasından yola çıkarak kime o paketten dokunduysa birazcık ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen mesajlar gerçekten özellikle günlük ücretle çalışanlardan o kadar çok mesaj alıyoruz ki biz şimdi ne olacağız? Evimizde ekmek de girmiyor. Sosyal yardımlarla bir yere kadar gidebiliriz. Mesajları Mausa'dan, Girne'den çok alıyorum. 1500 lira alıyorum. Ya kira ödeyeceğim ya da geçineceğim. Özelde çalışırım. Halim ne olacak diye soran var. Hükümet rica etmez, icra eder. Halkı değil, banka sermayesini dizginler. O da olmazsa gereğini yapar diyen var. Pek çok mesaj almaya devam ediyoruz. Şimdi %25'lik devlet katkısı, belediyelere yapılan devlet katkısının %25 oranında kesilmesiyle alakalı, hatırlayacaksınız, bir karar da alınmıştı dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından. O kararın yankısı elbette hızlıca geldi. Özellikle kesinti yapılacak olan belediyelerin şu an çok ciddi çalışıyor olması, insanların evde olması, belediyelerin sahadaki personelinin, iş gücünün artıyor olması nedeniyle değerlendirilmişti. Mehmet Harmancı bir paylaşımda bulunmuştu bu konuyla alakalı olarak ve demişti ki toplumun en yanındaki kurumlar olan belediyelerden %25 kesinti, arkadaşlarım ekranı da verebilirlerse sevinirim. Toplumun en yanındaki kurumlar olan belediyelerden %25 kesinti tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım. Sadece koronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon, yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat %1'e düşmüş durumda. Borcu dolayısıyla kapalıyken açtığımız su saati sayısı 300 civarında.
çok üzgünüm hem de çok demişti Mehmet Harmancı. Yayına girdiğim sırada ben yayını hazırlanırken de bir video paylaşmıştı. O videoda da belediyede sahada çalışan emekçileri alkışladı. Herkes sağlıkçıları alkışlıyor. Evet ama ben de sizi alkışlıyorum dedi. Böyle zor günlerde üstlendikleri görevle alakalı olarak yanınızdayım mesajı verdi. Belediye Emekçileri Sendikası alınan bu karara ilk tepki veren sendikaydı ve üyelerine mesaj göndererek dedi ki yarın işbaşı yapmayın. Mustafa Yalınkaya telefon hattımızın diğer ucunda. Belediye Emekçileri Sendikası'nın bu çağrısı dün gece itibariyle yapılmıştı üyelerine. Bugün durum ne? Belediyeler çalışacak mı? Belediye işçileri çalışacak mı? Vatandaşın iş bir sağlık sorunu olduğundan hijyen kaygıları var ve belediye hizmetlerinin pek çoğunun elzem olduğu yönünde de yorumlar yapılıyor. Ne diyeceksiniz Mustafa Yalınkaya? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Dün üyelerinize bir çağrıda bulundunuz. Bugün işbaşı yapmayın dediniz. Mehmet Harmancı'nın sabahki videosunu paylaştık. Biz belli ki sahada çalışanlar var ki sizinle gurur duyuyorum, alkışlıyorum dedi Mehmet Harmancı. Nedir durum şimdi? İşbaşı yapıldı mı, yapılmadı mı? Çağrınız yanıt buldu mu? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle halkımız bunu iyi bilmesi lazım. Bizim derdimiz para değildir. Bizim derdimiz belediyeler elzem servislerdir. Devlet bugün yani hükümet kendi ki gerçekten takdire şayan performans sergiliyor. Sağlık alanındaki bütün çalışanlar, kolluk görevlileri ve belediye çalışanları. Peki şu, bu pozisyonda hastalığın yayıldığı bu dönemde bu kriz ortamında insanların tabii ki önce sağlığı neden belediyeleri ayrı tuttular? Siz biliyor musunuz şu an belediyeler devletten hiçbir katkı almadan, bakın ekstra hiçbir yardım görmeden tamamen kendi imkanlarıyla halkımıza hizmet verme mücadelesi veriyorlar emekçilerimizle birlikte. Bizim isyan noktamız tam da burasıdır. Biz hükümete şunu söylüyoruz. Bu hizmetler verilmesi elzemdir. Halkın sağlığı birinci derece önemlidir. Ama belediyelerin de bu hizmetleri vermesi adına işlerin yürütülmesi adına onlara katkı sağlanması bir şarttır. Biz ekstra bir şey talep etmedik hiçbir zaman hükümetten. Bizim talebimiz yasaların öngördüğü ödeneklerin devamlılığının sağlanmasıdır ki bu halk bu hizmeti alabilsin. Çünkü gerçekten çok kritik günlerden geçerik. Ama o algı şu oluyor. Sanki belediye çalışanlarına maaş kesintisi yapılıyor da sendika İşler noktasıdır. Hayır öyle bir şey yoktur. Yani o %25'lik kesinti sanki belediye çalışanlarından yapılıyor da maaş kesintisi gibi algılayanlar da oldu. O konuyu açıklık getirelim. Aynen öyle. Maaş kesintisi değil bu. Devletin belediyelere katkısıdır. Bu katkı hiç kimsenin bir lütfu değildir. Yasalar bunu belirlemiştir. Dünyada da bu böyledir. Halkın kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için halktan toplanan vergilerin belediyelere iadesidir. Bu bir sirkülasyondur, bu bir döngüdür. Siz bunu eğer %25 oranında kesiyorsanız, siz belediyelerin hizmetlerini o oranda önünü kesiyorsunuz. Eğer bugün alt alta koyacak olursak, 28 belediyenin son 20 günde gösterdiği performans ve buna karşı olarak harcadığı kendi öz kaynaklarına harcadığı rakamlar bugün çok ciddi rakamlar. Bunlar belediyelerin üzerine zaten ekstra binmiş külfetlerdi. Ama biz ne diyoruz? Biz onlardan bir şey talep etmiyoruz. Bizim istediğimiz belediyelerin bu hizmetleri sürdürmesi adına bu aldıkları kararı hükümetin tekrardan gözden geçirilmesidir. Bakın şu an halkımıza su hizmeti veriliyor değil mi? Veriliyor. Bunun karşılığı olarak belediyeler hiçbir tahsilat yapamıyor. Vezneler kapalı, vatandaş sokağa çıkamıyor. Hiçbir ödeme yapamıyor. Dolayısıyla belediyelerin gelirleri o oranda da düşüyor. Ama diğer taraftan da bu hizmetlerin verilmesi için kaynağa ihtiyaç var. Bakın, ben akşam saatlerinde Sayın İçişleri Bakanı'yla bizzat telefon görüşmesi yaptım. Ve kendisine aynen şunu dedik. Bizim adliyetimiz yoktu. Bizim sizden talebimiz
Evet, bu %25 kesintiyi siz bir karar olarak aldınız ama bir diğer taraftan da hizmetini verdiği ama karşılığını alamadığı su bedellerinin en azından birkaç aylığına ötelenmesi noktası, buna bağlı olarak biz sendika tarafı olarak bizim haklarımız olan eski ihtiyaç sandığı sigorta prim borçlarını da öteleyin. Biz çalışanlar olarak şimdi böyle bir talepte bulunmuyoruz sizden. Ama hükümetin bir diğer bakanı da diyor ki, ben bu parayı almazsam belediyelerden sosyal sigorta ödemelerini yapamayacağım. Yani kısır bir döngü içinde hükümet debelleniyor. Peki bakın, nedir şu anki mevcut durum? Yani şu anki mevcut durumu söyleyeyim ben size. Şu an öğlen saatlerinde şu sıralar belediyeler birliğinde bir çalışma yapılıyor. Çok zorda olan, gerçekten ekonomik olarak çökmüş belediyelerle ilgili bir tespit yapılıyor. Öğlen saatlerinde Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı bir araya geliyor. Bu konular masaya yatırılıyor. Her belediyenin kendi özel içindeki bulunduğu durum tekrardan değerlendirileceği söyleniyor. Ben az önce Sayın İçişleri Bakanı'yla da görüştüm. Sayın Mahmut Özçınar'la da görüştüm, Belediyeler Birliği Başkanı. Sayın Mehmet Harmancı'yla da görüştüm as başkan olarak. Ve bazı belediye başkanlarına aynı şu çağrıyı yaptım. Çıkın gidin lütfen. Bakın ilgilenin bu işlerine. Eğer bir çözüm bulunmazsa bu belediye hizmetler duracak bu belediyeler. Ve halk mağdur olacak. Bizim derdimiz şu an tam maaş alma derdinde değiliz biz. Belediyeler diz çökmüş durumdadır. Yani bakın, bu %25'lik kesinti de olduğunda hiç ayakta kalamayacak belediyeler de var şu anki durumda. Tabii ki. Şöyle bir öneri var. Yerel bankalardan bir kaynak yaratılır. Zaten bu %25 kesinti geri ödemeli bir kesintidir. En azından birkaç aylığına yerel bankalardan bir kaynak yaratılır. Belediyelerin ekonomik olarak ayakta durması sağlanır. Zaten geriye dönecek olan bu katkıdan da bu borçlar tekrardan ödenir. Önemli olan şimdi bu halkımızın bu hizmeti en kaliteli, en hijyenik bir şekilde almasını sağlamaktır amacımız. Bizim sıkıntılarımız bunlardır. Ha ben geçtim ekonomik paketin diğer taraflarını. Eleştirilecek birçok tarafı var. Ama önemli olan şimdi birinci öncelik halkın sağlığı ise bununla ilgili bir çözüm bulunmasıdır. Biz çağrı yaptık üyelerimize. İşbaşı yapmayın. Çünkü bu tepkiyi bugün koymazsak yarın doğal olarak hizmet akışı duracak. O zaman da iş daha da kaotik bir ortama sürüklenecek. Daha karmaşık bir hale gelecek. Çözümü belki de hiç bulunamayacak. Bizim şu an tepkimiz budur. Ama anladığım kadarıyla o toplantılar gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı'yla da iletişim halindesiniz. Tüm bunlardan bir sonuç çıkmazsa o zaman işbaşı yapılmayacak gibi bir durum. Anladığım kadarıyla şu an rutin işler sahada devam ediyor. Ama bir sonuç alınmazsa bu konudaki tepkimiz bu olacaktır diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Bir çözüm bulunmazsa zaten belediyeler bu hizmetleri veremeyecek. Birkaç belediye dışında veremeyecek, doğalında veremeyecek. O zaman da bütün sorumluluk bu hükümet edenlerin boynuna kalacak. Biz hiçbir sorumluluk almayacak. Kimse de kusura bakmaz. Peki. Mustafa Yalınkaya, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Toplantıları da takip edeceğiz. Umalım bir uzlaşı çıksın. Çok teşekkür ediyoruz. Belediye Emekçileri Sendikası açısından da durum böyle. Dün üyelerine mesaj yollamışlardı ve işbaşı yapılmaması yönündeydi çağrı. Mustafa Yalınkaya diyor ki bizim cebimizden çıkacak parayla ilgili değildir bu. Belediyelerden %25'lik bir kesinti yapılması üzerinedir. Eğer o kesinti yapılırsa zaten pek çok belediye bu hizmetleri veremeyecek. Biz onları da korumak için böyle bir adım attık diyor. 11.29 yaptık saatleri bu arada. Bitireceğiz. Yavaş yavaş onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Fakat önemli bir paylaşım vardı. Evet.
önemli bir paylaşım vardı. Şu Bülent Dizdarlı'nın bir paylaşımı ekranlarınızda şu an. Bülent Dizdarlı diyor ki görünmeyen düşmana karşı yarışıyoruz, savaşıyoruz gözle, hatta en modern cihazlarla dahi görünemiyor diyor ve ekliyor. Bu virüs bilinen tüm tıp bilgilerinden farklı bir genetik yapıya sahip. Bazı tedbirleri geç de olsa almaya başladık, aldık. Bireysel olarak ne yapmamız gerektiğini kafamıza kazıdık. Kafamıza kazıdık derken aramızda dolanan kafasızları da göz ardı etmiyorum diyor. Gelişmeler önümüzdeki 15 günün kritik olduğunu gösteriyor. Sağlık servisleri yaralı olmasına rağmen el verdiğince hazırdır. Alınan ya da alınacak ekonomik tedbirler hakkında kendimi yorum yapabilecek düzeyde bilgili hissetmem. Bu nedenle bunları bana sormayın. Sağlık alanında halen yapılması gerekenler var. Hızlı testler tüm ilçelerde yaygın kullanılmalıdır. Zincir bir yerden kırılmalı, yayılım minimuma düşmelidir diyor. Sağlık alanında halen yapılması gerekenler görünmeyen düşman yeni dünya düzeni yaratacak yorumu olabilir. Ama bu düzeni görebilmek için önce hasta olmamak, hayatta kalmak gerekiyor vurgusu var. Bireysel hijyen, izolasyon, hızlı test, karantina yapılması gerekenler bunlar. Şimdi yazacaklarım çok can sıkacak, hatta tepki alacak, bunu biliyorum ama yazacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasisi tedbirleri sistemimizi yavaşlatıyor. Devlet istediği yere sağlık hizmeti için dahi el koyamıyor. Görev verilmesi alması gerekenler direniyor. Fırsatçılar kara borsayı canlı tutuyor. Kısacası 3 ay için OHAL acilen ilan edilmeli diyor Bülent Dizdarlı. Çünkü düşman görünmüyor. Görünmeyen düşmanla ancak böyle baş edebiliriz, olağanüstü bir çabayla baş edebiliriz. Bu sırada bazen ekonomik haklar ihlal edilecekse edilecektir. Çünkü esas olan hayatta kalmaktır ve anayasanın 124. maddesi bugün için zamanında düşünülerek konulmuştur diyor. Bu vurguyu yapıyor Bülent Dizdarlı paylaşımında. O paylaşım 3 ay için OHAL diyor bu anlamda. Önemli. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın daha hızlı, şeffaf bilgi vermesi yönünde çağrıda bulunmuştuk. Çünkü BRT'den takip etmemiz gerekiyor. Günlerdir Sağlık Bakanı Ali Pilli gece geç saatte BRT'ye bağlanarak açıklamalar yapıyor. Bunun basın anlamında, haber takibi anlamında çok sağlıklı olmadığı yönünde çağrıda bulunmuştuk. O çağrı şu anlamda cevap buldu. Bir tüm son dakika gelişmelerinin Sağlık Bakanlığı'ndan habercilere, basın mensuplarına yönelik bir gruptan anında iletileceğine dair bir grup oluşturulmuş durumda. O anlamda önemli diyebiliriz. Bu iyi bir hamle. Buradan teşekkür edelim sesimizi duyanlara. Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan yine açıklamalar yapılması bekleniyor. Nedir o açıklamalar? Biliyorsunuz ki özellikle Salamis'te olanlarla alakalı dün testler ilk önce pozitif çıktı, sonra negatif çıktı. Bu durumda o hızlı testlerin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu. Tüm bunları da takip edeceğiz. 7.30'da başlamıştık. Bir 10 dakika ara verdik. Onun dışında hiç ara vermeden bitiriyoruz bugünü. Yarın 7.30'da değil 8.30'da, dilim öyle alışmış, çok özür diliyorum. 8.30'da başlamıştık, 11.30 oldu saat. Bir arayla bu saate kadar geldik. Bizimle olanlara, bizi bugün seyredenlere, takip edenlere çok teşekkür edelim. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde haftanın son programında burada olacağız. Yaşanan gelişmeleri paylaşacağız ama Kıbrıs Genç TV'de 12 itibariyle Muazzez Gazi Han'la Gündem Özel devam ediyor olacak. Ve gün boyunca da sıcak gelişmeleri bu ekrandan takip edebileceğiniz bilgisini vereyim. Bugün Perşembe saat 20.30'da sevgili Emin Akkor Kıbrıs Genç TV ekranında ayrıntı programına başlıyor. İlk haftası, ilk yayını onu yalnız bırakmayın. Çağrısını da yapmış olayım. Sevgili Emin'e bir kez daha hoş geldin diyeyim. Ve iyi yayınlar dileyim ona da şimdiden ve noktalayayım. Yarın sabah 8.30'da görüşünceye dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın. Evde kalın, sağlıklı kalın efendim.